Herkese merhabalar. Üzeyir Doğan ben. Bugün Viyop Birim Müdürümüz Özhan Madenoğlu ile beraber geçtiğimiz hafta yaptığımız Viyop sunumunun ardından Viyop'la ilgili sorularınızı ağırlıklı olarak cevaplıyor olacağız. Burada hatırlanacak olursa geçtiğimiz hafta hem vadeli işlemlerin neler olduğuna, vadeli işlem ve opsiyon piyasasında hangi ürünlerin işlem gördüğünü, burada endeks kontratı dolar, altın, pay vadeliler vesaire şeklinde bunların paylaşımını yapmıştık. Paylaşımını yapmıştık. Bu çerçevede sizlerle bugün biraz daha buradaki gelecek soruları cevaplıyor olacağız. Malum şu an ses geliyor mu acaba? Buradan gelen soruları cevaplıyor olacağız. Ağırlıklı olarak bugün sizlerin merak ettikleri bizim için daha önemli. Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Bu tarafta bugün ana konumuz piyasalar değil. Yani endeks düşer mi çıkar mı? Dolar ne olur? İşte altında ne bekliyorsunuz vesaire. Bunların cevapları burada olmayacak. İlerleyen dönemde yine YouTube sayfamız üzerinden, burada Gedik Yatırım'ın YouTube sayfası üzerinden sizlerle çeşitli paylaşımlarımız olacak ve burada özellikle belki ilerleyen günlerde bunu hafta başında olmak üzere piyasayla doğrudan ilişkili olan hisse senetleri, sorular vesaire konu ayrıca YouTube yayınlarımız oluyor olacak ama bugünkü YouTube yayınının konusu dediğim gibi geçtiğimiz hafta yaptığımız Viyop eğitiminin soru cevabı niteliğinde olacak. O gün çok sayıda soru gelmişti. Bu soruların hepsine cevap verememiştik. Yaklaşık 1 saat 15 dakikalık bir yayın olmuştu. Ve çok da yayın uzatıp sıkmamak adına yayını tadında bırakalım demiştik. Ama daha sonrasında bize de sorular oldukça fazla geldi hafta içerisinde. Bununla ilgili tekrar bir yayın yapma ihtiyacı doğdu. Bu nedenle bu tarz bir soru cevap yapmanın da daha faydalı olabileceğini düşündük. Soruların doğrudan muhatabı olması adına da Viyop Birim Müdürümüz Özhan Madenoğlu da bugün bizimle olacak. Burada sorularınıza hem o hem ben elimden geldiğince cevap veriyor olacağız. Bugün başta ifade ettiğim gibi hisse sorusu ya da endeks, dolar, altın ne olur gibi piyasayı doğrudan ilgilendiren sorulara cevap vermeyeceğiz bu yayında. Amacımız Viyop'un işleyiş esasları üzerinde daha net sizleri bilgilendirebilmek. Ben herkese yayına katıldığı için teşekkür ediyorum. Özhan'la devam edelim. Özhan da söyleyeceklerini söyleyip devamında sorularla programı devam ettiriyorlar. Herkese merhabalar, kolay gelsin. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Üzeri Bey'in de biraz önce bahsettiği gibi geçen hafta bir Viyop eğitimi gerçekleştirdik. Orada temel işleyişi Viyop'un ne olduğuna dair bir giriş eğitimiydi aslında. Ama ardından gelen sorular çok fazlaydı ve yayın süresi de bunu karşılayacak nitelikte değildi. Burada herkesin aklında kalan ve sormak istediği işleyişlerle alakalı soruları, Viyop'ta nelerin yapıldığını, hayatımıza yakın dönemde giren akşam seansı ile alakalı biraz da detay vermek istiyoruz aslında. Ve bunun gibi Viyop'a dair aklınıza gelebilecek bütün soruları cevaplamak için bugün bu yayını düzenledik. Üzeri Bey'e demekler için şimdiden teşekkür ediyorum. Sizden gelen soruları bugün elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce cevaplamaya çalışacağız. Cevaplara bakalım. Sorulara birazdan geçiyor olacağız. Burada hemen ben de hızlıca bakıyorum bir taraftan. Bugün opsiyonlar konusuna girmeyeceğiz. İlk soru o. Bugün opsiyon mu anlatacaksınız demişlerdi ve bugün opsiyonlar konusuna girmeyeceğiz. Geçtiğimiz haftaki dediğim gibi eğitimin biraz daha soru cevap bölümü olacak. Daha sonra opsiyonlarla ilgili ilerleyen dönemde eğitim düzenlendikten sonra onunla ilgili de elbette yine soru cevap kısmı olabilir. Vereceğiniz Viyop eğitimi hangi düzeyde olacak Üzeyir Bey denmiş. Buna da ben cevap vereyim. Geçtiğimiz hafta aslında bu Viyop eğitimini verdik. Viyop'ta başlangıç diyebileceğimiz düzeyde Viyop piyasasını işleyişini anlatacak düzeyde bir eğitim verdik. Bugün o eğitimin soru cevap kısmı olacak. Üzeri Bey, Çetin Kıratlı'dan bir soru var. Aynı payın farklı vadelerinde işlem yapınca her işlem için ayrı teminat mı yatırmam gerekiyor diyor.
Burada her kontrat bazında teminatlandırma gerçekleşiyor. Eğer ki siz bir vadeden alış yapıp diğer vadeden satış yapıyorsanız, burada piyasa teminatlandırma noktasında yayılma olarak sayıp ters işlem yaptığınız için diğer vadede, diğer kontratta herhangi bir teminat istemiyor, yayılma gerçekleştiriyor. Ama siz aynı ürünün farklı vadelerinde aynı yönde işlem yaparsanız her bir kontrat için ayrı ayrı teminatlandırma istiyor. Cevap olmuş oldu herhalde. Burada bir soru altın dolar bacağında örnek göstermeniz ricasıyla denmiş. Sunumda altın şeyi var mıydı acaba? Tam hatırlayamadım ama Özhan, sen hatırlıyor musun? Altına dair kar zarar hesaplaması yoktu ama altına dair ürün özellikleri vesaire yer alıyordu. Burada o zaman şöyle aslında kabaca ben anlatayım istersen burada. Şimdi hatta şu sunumun o sayfasını da sizlerle paylaşalım. Altının en azından ürün özelliklerini de burada görmüş oluruz ve üzerine konuşuruz. Şu sayfayı da sizlerle paylaşmış olalım burada. Ben ekranda paylaşıyorum. Şimdi burada iki tane altın sözleşmemiz var. Bir tanesi ons altın, bir tanesi de gram altın. Sorulan soru ons altın üzerine. Şimdi ons altın tarafında baktığımızda vade ayların tarafında Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık yani çift ay dediğimiz vadelerde işlem gerçekleşiyor. Bu tarafta sözleşmenin büyüklüğü 1 ons. Yani bu çerçevede baktığınızda aslında siz kabaca 31,1 gram altını dolar bazından almış oluyorsunuz. Bu çerçevede hemen şurada sözleşmenin teminatına gidecek olursak ons altının teminatı da 95 dolar. Yani 1 ons altın sözleşme aldığınızda 95 dolar teminat yatırıyorsunuz. Burada olay şu. Örneğin altının ons fiyatı 1700 dolar. Siz bir tane sözleşme aldınız. Yani 1700 dolarlık bir altın pozisyonu almış oluyorsunuz. Ve altının ons fiyatı örneğin 1710 dolara çıktı. Sizin karınız 10 dolar olarak gerçekleşiyor. 10 doların o günkü, o anki kurla çarpımı sizin aslında TL bazındaki karınız oluyor. Yani burada 95 dolar yatırıyorsunuz, bir teminat veriyorsunuz. Bunun karşılığında 1700 dolarlık bir pozisyon alıyorsunuz. Aldığınız pozisyonda fiyat artış ve azalışları da dolar bazında sizin karınız ve zararınızı oluşturuyor. Ama bu kar ve zarar dolar bazında alıp çekebildiğiniz bir kar ve zarar değil. Teminatınız da nasıl ki dolar karşılığıysa burada da kar tarafında da bu 10 doları işte TL ile çarpıp sizin karınız olarak görüyorsunuz. Burada hep klasik sorulan soru şu. Altın ons yatırımı ya da pozisyonu aldığımda dolaylı olarak dolar da almış olur muyum? Bunun cevabı aslında hayır. Ama şu taraftan bir etkisi var sizin doların. Sonuçta karınız ve zararınız dolar olarak oluşuyor. Yani 10 dolar kar elde ettiniz ya da 20 dolar kar elde ettiniz. Bu 10 dolar ya da 20 dolar kar TL grafiğinin etkisi ya da fiyatının etkisi söz konusu. Onun haricinde işleminiz tamamen buradaki ons fiyatının artış ve azalışından kaynaklı hale geliyor. Orada şunu ekleme yapmak istiyorum. Orada dolar-TL kurunun etkisi pozisyonu kapattığınız zaman gerçekleşiyor. Yani doları ons alarak ons altını kontratına aldığınızda diyelim dolar 7 liraydı. Kapattığınızda 7,20 ise o yükselişten dolar-TL yükselişinden de kapattığınız zaman kar elde etme imkanına sahipsiniz. O da tamamen dolar-TL kontratının fiyatı pozisyonu kapattığınız anda geçerli oluyor. Etkisi orada direkt etkilenmiş oluyor sözleşme noktasında. Burada sırayla devam edelim sorularda. Ons altın bacağında örnek gösterin. Selamlar. Aynı payın farklı. Çetin Bey'in sorusuna cevap vermiştik.
Biyop'ta parabolik sar indikatörünü gün içi trade için önerir misiniz? Yani parabolik sar kısa vadeli alım satımlarda kullanılabilen bir indikatör. Biyop'ta da her gün içi trade ediyorsanız değerlendirebilirsiniz. Yani diğer teknik göstergeler olduğu gibi burada da kullanabilirsiniz. Önemli olan bu tarz trade ederken burada bir sisteme oturtmanız ve o sisteme sadık kalmanız. Onu da değerlendirebilirsiniz elbette. Bununla birlikte Viyop'ta algoritmik sistemlerde 1 dakikalık grafikler üzerinde sistemleri tavsiye eder misiniz diyor Erdem Bey. Yani şöyle 1 dakika çok kısa bir süre bana kalırsa yani burada trade konusu ayrı bir olay ama biraz eğitim mahiyetinde olduğu için belki bu konuya girebilir. 1 dakika çok kısa bir süre ve çok ciddi volatilite yapar ve çok ciddi sık pozisyona giriş çıkış yapabilir. Ben açıkçası çok profesyonel olmadığı sürece ki olsa bile sıkıntı yaratabilir. Eğer bir arbitraj vesaire kapatan bir sistem değilse normal hani fiyat hareketinden faydalanan bir sistemde 1 dakika çok kısa kalabilir diye düşünüyorum. Alper Bey'in bir sözü var, sorusu var ama çözemedim. Yani belli bir adedi var mı yoksa sınırsız mı? Bu sorunun öncesi var mı? Onu göremedim. Alper Bey o nedenle sorunuzu tekrar yazarsanız sevinirim. Trader'da Viyop'ta stop loss ve kar al nasıl konulur diye bir soru var. Bununla ilgili isterseniz şöyle bir ekran görüntüsüyle paylaşayım. Ben ekran paylaşımıyla canlı canlı anlatalım isterseniz. Şu an ekranım görünüyor mu? Şu an geldi ekran. Şimdi diyelim endeks kontratında sizin alış yönlü bir işleminiz var ve siz stop emir girmek istiyorsunuz. Alış yönlü bir işleminiz olduğu için stop yazabilmeniz için fiyatın aşağı gitmesi ve zarar etmeniz gerekir. Bu zararı engellemek için stop yazmanız lazım. Burada satış penceresi yani alışınızı stoplamak için satış emri yazmanız lazım ve bu diğer platformlara nazaran biz Gedik Trader'da bu uygulamayı koyduğumuzda çok basit düzeye getirmek için bir çaba gösterdik. İlgili ekip de bunun için çok çalışmalar sağladı. Burada koşul diye bir sekmemiz var. Buna tıkladığımızda bir pencere açılıyor aşağı kısımda. Eğer sizin alış yönlü bir işleminiz var ve buna stop emir girmek istiyorsanız burada aşağıyı seçmemiz gerekiyor. Yani fiyatın aşağı gitmesi durumunda benim emrimi stopla diye. Diyelim siz 115 binden alış emri yazdınız ve 113 bine geldiği zaman da stop olmak istiyorsunuz. Buraya stop olmak istediğiniz fiyatı yazıyorsunuz. 113 bin diye. Yukarıdaki fiyat yazan yere de bu emrin kesin olarak stoplanmasını istiyorsanız çünkü bazı hızlı hareketlerde kademeler birden boşalabiliyor ya da orada algoritmalar, robotlar devreye girip kademeyi sizden önce temizleyebiliyorlar. Kesin olarak stoplanmak istiyorsanız burada stoplanmak istediğiniz seviyenin bir kademe, iki kademe altını yazmakta fayda var. Ki benim emrimin kesin olarak stoplansın diye. Diyelim buraya işte 112.975 yazdım. Burada emir miktarı kaç kontratsa onu yazıyorum. Emri gönder dediğim noktada benim emrim burada gerçekleşiyor olacak. Pasif olarak düşecek ve o fiyat tetiklendiğinde piyasa 113.000'i gördüğü zaman benim emrim 113 bin ile 112.975 arasında gerçekleşmiş olacak. Burada şunu belirteyim. Eğer ki siz buraya 112.975 yazdıysanız kesin olarak işte benim emrim 112.975'ten gerçekleşecek diye bir şey yok. Eğer kademeler var ise 113 binden de sizin emriniz gerçekleşir. Ama kademeler boşaldıysa 113 ile 112.975 arasında kesin olarak sizin emriniz toplanır. Eğer sizin satış emriniz varsa da bunu tam tersi olarak yukarıyı seçeceksiniz. Burada da alış emri olarak düzelteceksiniz.
Bu şekilde de tam tersini gerçekleştirmiş olacaksınız. Bu stop emri ya da koşul emri illa stop emir olarak kullanmak zorunda da değilsiniz. Bazen bizim bültenlerde ya da sizin teknik analizlerinizde destek direnç seviyeleri belirliyoruz. Atıyorum işte şu an endeksin 114.500 olduğunu varsayalım ya da 115.000 olduğunu varsayalım. Biz diyoruz ki mesela 116.500 önemli bir direnç noktası. Bu direncin üzerine kırdığı zaman hızlı bir yükseliş bekliyoruz mesela. Bu noktada da sizin eğer elinizde pozisyon yoksa bu fiyatı gerçekleştiği zaman yükselişin hızlanacağını beklentisiyle alış yaparak da değerlendirebilirsiniz. O noktada da aşağı kısmında koşul kısmında yukarıyı seçersiniz. Değere 116.500 yazarsınız. Yukarıya yine bunu bu şekilde revize edersiniz. Ve emrinizi ilettiğiniz zaman 116.500 tetiklendiğinde yani o fiyat görüldüğü zaman piyasada siz yükselişin hızlanacağı beklentisiyle alış emrinizi gerçekleştirmiş olursunuz. Sanıyorum yeterli cevap oldu. Burada şunu da söyleyeyim. Özhan zaten bahsetti ama özellikle burada stop emri koyarken işte 25 puan altı, 50 puan altı. Bana kalırsa korkak davranmayın. Eğer stopunuzun kesin çalışmasını istiyorsanız 150 bas puan bile koyabilirsiniz. Çünkü bazen oluyor ki ani bir haber 2 kademe, 3 kademe bir anda çalışabiliyor tek bir emirle. Sizin emriniz askıda kalabiliyor. Hani illaki stopunuz çalışsın istiyorsanız da burada biraz daha aşağıda bırakabilirsiniz. Yani oradaki tercih sizin olacak. Burada bir soru daha var. Emlak konut hisse sözleşmesinde bir adet sözleşme fiyatı 20 TL olmasına rağmen 23 TL teminat kesiliyor. Sebebi nedir diye. Burada Özhan istersen sen bahset ya da ben bahsedeyim. Ben cevap vereyim. Şimdi piyasadaki volatilite kaynaklı köşe kağıtlarda teminat oranları çok düşük olduğu zaman risk ölçeğinden kaynaklı yatırımcılar çok fazla işlemler gerçekleştiriyorlar. Ve bu piyasadaki volatilitenin artmasından kaynaklı fiyatlar çok hızlı hareket ediyor. Kaldıraçlı işlemler yapıldığı için yatırımcılar burada mağduriyet yaşıyorlar. Bu mağduriyetin önüne geçmek için biz ekstra %25 ek teminat kullanıyoruz. EKG gibi hisse senetlerinde. Bu teminatın 20 liradan daha fazla olmasının sebebi bu aslında. Çünkü teminat tarafında şöyle bir durum var Viyop tarafında. Siz yatırdığınız parayla mükellef değilsiniz. Maksimum yatırdığınız parayı kaybetme gibi bir durumunuz yok. Yatırdığınız paradan daha fazla kaybetme durumunuz söz konusu. Bu tarz mağduriyetlerin yaşanmaması için biz burada yatırımcıların risklerini de ölçümlüyoruz ve bu doğrultuda müdahale etmek zorunda kalıyoruz ki sonrasında yatırımcılar mağdur olmasınlar diye. Bir soru daha var. Opsiyonla varant arasındaki fark ve işlemleri örnek verir misiniz? Burada dediğim gibi başta bahsetmiştim. Opsiyonlar konusu bu eğitimin konusu değil. Ama çok kısa bir şekilde bilgilendirme adına söyleyeyim. Daha sonra diğer konulara geçeriz. Varant dediğimiz şey aslında bir opsiyon. Satıcısı aracı kurum olan varantlara, opsiyonlara biz varant diyoruz. Yani opsiyonun tüm niteliklerini varantlarda taşıyor. Burada sadece satıcısı aracı kurum olduğu zaman bunu biz varant olarak nitelendiriyoruz. O nedenle de burada sadece alım yönlü pozisyon kullanabiliyorsunuz. Yani varantlarda siz bir opsiyonun satıcısı olamazsınız. Sadece alım varantının alıcısı ya da satım varantının satıcısı olabilirsiniz. Opsiyon piyasasında hem alıcı hem satıcı olabilirsiniz. Yani burada hem prim alan taraf hem prim ödeyen taraf olma durumunuz söz konusu olur opsiyon piyasasında. Arasındaki temel fark bu. Buna da değinmiş olalım ama dediğim gibi buradaki temel konumuz buradaki opsiyonlar, varantlar olmayacak. O nedenle detayına girmeyeceğim. Bir adet şey var, Arif Bey'in bir sorusu. Gidip de endeks bir tane kontrat alıp sattığınızda ne kadar komisyon oluyor diye. Yani aslında genel olarak hani komisyonlar nedir sorusunda sormuş olalım Özhan. Onunla da bir cevap verirsen sevinirim. Yani komisyonlar değişiklik gösteriyor ama piyasaya nazaran rekabetçi bir durumdayız. Orada komisyon tarafını yatırım uzmanlarıyla görüşmeleri daha doğru olur. Çünkü genel geçer bir durum yok orada söz konusu değil. Aynı hisse senedi piyasalarındaki gibi hacme göre değişiklik gösteriyor ama piyasa ortalamalarına nazaran çok rekabetçi bir durumda olduğumuzu da söyleyebilirim. Bir soru daha var Özhan, ona yine sen cevap verirsen sevinirim.
Sermaye arttırım ve temettü dağıtımlarının pay vadeli kontrat fiyatlarına etkileri nasıl oluyor? Burada bildiğin üzere birçok hisse senedinde bu durum oluyor. İlk zamanlarda bu temettüler biraz daha sıkıntılıydı. Şu anki durum nasıl? Ona bir değinirsen sevinirim o tarafta da. Şimdi orada şöyle yani bu yılın başından önce yani geçtiğimiz yıllarda herhangi bir sermaye artırımı %10'un üzerine çıktığı zaman sözleşmeler uyarlanıyordu. Non standart hale geliyordu. Normalde pay vadeli kontratlarda bir kontratın sözleşme büyüklüğü 100 tane hisse senedine denk geliyor. Ama burada temettü ya da sermaye artırımı gerçekleştiği zaman Borsa İstanbul sözleşme büyüklüğünde değişikliğe giderek atıyorum 100 tane kontrata yani 100 tane hisse senedine denk geliyorsa bu uyarlamayla birlikte 107 tane, 120 tane, 101 taneye denk getiriyordu. Ama bu yılın başından itibaren Borsa İstanbul'un şöyle bir kararı var. Temettü dağıtımları ya da kar payı sermaye artırımları sözleşmelerin özelliklerini değiştirmeyecek diye bir karar aldılar. Bununla birlikte de fiyatlarda zaten görüyor oluyoruz bunu. Eğer bir kar pay dağıtım varsa direkt pay piyasasında da direkt aşağı iniyor fiyatlar. Bir beklentiyle birlikte şu an orada kontrat sayılarına bir yansıma olmuyor. Bu sene başından itibaren. Yani orada şunu diyebilir miyiz? Örneğin 10 liralık bir hisse senedi 1 liralık temettüyü dağıttı. Bir gün önce pay vadeli de 10 liradan işlem gören senet ertesi gün 9 liradan işlem görüyor. Ama yatırımcının orada bir kaybı olmuyor bildiğim kadarıyla, değil mi? Şimdi Yanlış mı biliyorum? şöyle dediğiniz sistem geçen senelerde o şekildeydi. Ama şu anda eğer bir pay vadeli kontratın ya da hisse senedinin temettü dağıtacağına dair bir beklenti var ise bu zaten bugünden fiyatlanıyor. Atıyorum yakın vadenin fiyatı 8 liraysa bir uzak vadede dağıtacaksa bu kar payını bir uzak vadenin fiyatı 8 liranın altında 7.50'de 7.70'de gibi fiyatlanıyor. Direkt fiyatın içerisine yansıtılıyor. Aslında endeks mantığı devreye girmiş. Eskiden Aynen. endekste de aynı şekildeydi. İleri vadeli fiyatı belirlerken faiz farkını üstüne koyup buradan temettü beklentisi düşürüyordu endeks fiyatında. Benzer durum orada da yaşanmış oluyor. Hatta burada hep sorulurdu işte Nisan vadede ya da Haziran vadede neden endeks kontratının fiyatı spot fiyatın altında diye. İşte orada da temel olarak bu dağıtılacak Evet. temettü beklentisi devreye giriyordu. Endekste Viyop'ta strateji hangi indikatörler? Açıkçası bu endekste ne beklediğinize, vadenizin ne olduğuna, riskinizin ne olduğuna göre değişir. Ama mutlaka kendinize özgü bir strateji geliştirmenizde fayda var. Önce bunu tanımlamanız gerekiyor. Yani ben burada vadem ne, ne bekliyorum, ne kadar kar arzu ediyorum, işte ne kadar zarara katlanabilirim vesaire gibi sorular sormanız gerekiyor ve bunun paralelinde biraz daha kişiye özel bir strateji geliştirilmesi gerekiyor. Böyle şunu söyleyeyim, altın anahtar yok arkadaşlar. Yani bir formül yazdık, size verdik, o formülü aldınız, kullandınız, kar elde ettiniz. Böyle bir dünya yok. O nedenle özellikle bu tarz konularda da biraz dikkatli olmanızı ben öneririm. Genellikle herkesin beklentisi şu, bana bir strateji olsun, önüme konsun, ben o strateji dahilinde ya da algoritmik işlem çerçevesinde o formülü çalıştırayım ve o bana sürekli her koşulda kar elde etsin. Öyle bir sistem yok. Olsa bile yani bunu zaten paylaşılmaz büyük ihtimalle. Yapanlar da bu sistemi piyasa koşullarına göre dönem dönem güncelleme eğiliminde de söz konusu oluyorlar. Yani her sistemin her piyasada çalışması gibi bir durum da yok. Buna dikkat etmek gerekiyor. Hüseyin Bey'in bir sorusu var. Pozisyona girdiğimizde ertesi gün gapli açılış yapınca gapli fiyattan mı? Ertesi gün giriş yapıyoruz. O gapteki kazancı kaybediyor muyuz? Bilgi verir misiniz? Yani burada şöyle, Biop seans olan bir piyasa. Yani belli bir başlangıcı var ve bitişi var. Yani 24 saat işlem görmüyor. Hisse senedi piyasaları gibi düşünebilirsiniz. Örneğin nasıl? Örneğin Borsa İstanbul'da herhangi bir hisse senedi 10 liradan aldınız. Akşamleyin de seans kapandı. Sizin elinizde o anki kapanış fiyatı 10 lira olsun, hiç değişmedi. Akşamleyin çok kötü bir haber geldi. İşte Türkiye'nin notu düştü, orası oldu, burası oldu ya da çok iyi bir haber geldi tersi. İşte Türkiye'nin notu 3 kademe arttırıldı. İşte swap anlaşması oldu. O oldu, bu oldu vesaire. Yani iki tarafta da çeşitli haberler geldi. Kötü haberli geldi. Sabah ise 9.30'dan açıldı. Ne oldu? 50 kuruş hisse başına zararınız var. Artı
iyi bir haber geldi. Sabah hisse 10.50'den açıldı. Ne oluyor? 50 kuruş karınız var. Yani açılır açılmaz o zararı ya da kar hesabınızda görüyorsunuz. Aynı durum vadeli işlem için de geçerli. Yani sabah geldiğinizde o boşluklu olan açılış ya da yukarıdaki ya da aşağıdaki açılış sizin hesabınıza otomatik olarak zarar ya da kar olarak geliyor. Elbette bu zararın netleşmesi sizin pozisyonunu kapatmanıza ya da vadenin sonuna gelmesine bağlı ya da o gün akşamki uzlaşma fiyatına göre netleşiyor. O çerçevede onlar da önemli ama sabah o boşluktaki açılıştaki kar ya da zararı hesabınızda mutlaka görüyorsunuz. Tolga Bey'in bir sorusu var. Hocam ben 200 gram altın aldım. Fiyat 11.250 tuttu. Normalde 9.000 tutması gerekmiyor muydu? Bunun nedeni nedir sizce diye. Biraz önce Burada EKGÖ'de açıkladığımız durumla aynı aslında. Aynı durum burada da geçerli. bir sonraki soru XAUSD ayağında kur riski alıyor muyuz? Onu biraz önce anlatmıştım ama tekrarlayayım. Ons altın sözleşmesi aldığınızda kur riski sadece kar ve zararınızın hesaplanmasında var. Yani siz pozisyon aldınız, örneğin 1.700 dolardan ons altın aldınız. Bunun karşılığında dolar karşılığı bir teminat yatırıyorsunuz. Burada da dolar kurunun etkisi elbette belirlenen teminat etkisi var ama onun haricinde örneğin sizin karınız ve zararınız dolar değişimi üzerinden hesaplanıp pozisyon kapandığında ya da gün sonu uzlaşma fiyatına göre de o kar kurla çarpılıyor. O nedenle buradaki risk aslında yok denecek kadar az. Sadece oluşan karın ve zararın çarpıldığı kur. Yani 10 dolar kar elde ettiyseniz bunu 7 ile mi çarpacaksınız? 7.20 ile mi çarpacaksınız? Bu 10 dolarlık kısmı ilgilendiriyor dolar TL. Onun haricinde bir dolar riski burada almanız söz konusu değil. Altın ons fiyatını dayalı sözleşme alıp sattığınızda. Pay vadelilerde spot ile vadeli arasında yüzde kaçlık fark avantajı olabilir diye bir soru var Üzeri Bey. Şimdi bu sabit bir fark değil zaten. Birincisi pay vadelilerde ya da spot piyasada herhangi bir endeks kontratında işlem yaparken şunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Burada ileriye yönelik bir taşıma maliyeti var. Yani örneğin bir hisse senedi aldınız. Bunun taşıma maliyeti şu. Örneğin 2 ay taşıyacaksınız. 2 ay taşıyacaksanız 2 aylık TL faizini spot fiyatın üstüne eklemeniz gerekiyor. Biraz önce Özlem de anlattığı gibi bundan da eğer bir temettü beklentisi varsa onu çıkarmanız gerekiyor. Temettü beklentisi olmadığını farz edelim. Örneğin 10 liralık bir hisse aldınız. Faizin de aylık %1 olduğunu farz edin. Yani 10 liraya ne olmuş olacak? 10 kuruş faiz olmuş olacak. Eğer 2 ay vadeniz varsa 20 kuruş burada faiz işleyeceksiniz. Yani 2 ay sonraki fiyatın 10.20 olması lazım. 1 ay sonraki fiyatın 10.10 olması lazım. Eğer 1 yıl sonrasına sözleşme yapıyorsanız bu sefer de 10 liralık hissenin aylık yıllık faiz %12 diyelim. 1'den 12'ye gitsin basit hesap yapalım. Yani birleşik faiz hesabına girmeden. %12'lik yukarıda olması lazım. Bu da 10 liralık bir hissenin 11 lira 20 kuruş yapması lazım. 1 yıl sonraki vade işlem yapıyorsanız. Burada o aylık vade farkının ya da günlük faizin etkisini spot piyasanın üstüne eklemeniz gerekiyor. Bundan da temettü beklentisini çıkarmanız gerekiyor. Uğur Yılmaz'ın bir sorusu var. Gedik Trader'da hisse ve Viyop'ta stop konulabilir mi diye. Biraz önce bunu görsel olarak da anlattık. Gedik Trader üzerinde stop emir yazabiliyorsunuz. Hisse tarafında yok denmiş. Hisse tarafında da var aslında. Zincir emir olarak yazılabiliyor. Onu da yatırım uzmanıyla görüşebilirse şayet detaylı bir şekilde anlatımları gerçekleştirip yardımcı olacaklardır. Evet, yani orada Borsa İstanbul pay piyasasında koşullu emir gibi bir emir türü yok maalesef. O nedenle orada zincir emir devreye giriyor. Yani siz örneğin bir lotluk bir tane bir hisse senedine emir girip ona bir emir daha bağlayıp o aktif olduğunda diğeri de aktif olacak şekilde bir zincir emirle stop işlemi yapabilirsiniz. Onunla ilgili müşteri yatırım uzmanlarının size gerekli bilgiyi verecektir. Yani onlardan arayıp bilgi alabilirsiniz bu konuda. Murat Taşkaya'nın bir sorusu var Üzeri Bey. Vadeli işlemlerle opsiyon işlemleri arasındaki temel fark nedir? Yani aslında birbirinden oldukça farklı işlemler. Şöyle söyleyeyim. Vadeli işlem dediğimiz yani Borsa İstanbul'da vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören sözleşmeler, future sözleşmeler bunlar bu arada. Bir standardı olan, belli bir vadesi olan sözleşmeler. Buradaki future sözleşmelerin opsiyonla arasında çok ciddi farklılıklar var. Şöyle ifade edebilirim. Future sözleşme dediğimiz bizim
bir ürünün ileri tarihli bir fiyatını alıp satma işlemi. Yani 2 ay sonra garantinin fiyatı nedir? Onun alıp satılması. Yani buna göre bir işlem yapılması. Opsiyon piyasasında ise durum tamamen farklı. Yani bunu günlük hayatta anlatacak olursak, yani örneğin bir bakkala gidiyorsunuz, işte veresiye almak istiyorsunuz, paranız yok. Ama bakkal diyor ki ben sana veresiye vereceğim ama 2 ay sonra bunların fiyatının ne olacağını bilmiyorum. O zaman diyorsunuz ben de bilmiyorum diyorsunuz ve bakkal size şunu söylüyor. O zaman afaki bir fiyat belirlerim. Afaki fiyat derken de bir ortalama bir artış oranı. Yani örneğin alışveriş yaptınız, toplam tutarı 1000 lira tuttu. Bakkal size diyor ki 1 ay sonra bunların fiyatı 1050 lira olabilir toplamı. Eğer sen o riski alıyorsan 1050 lira olarak borç defterine yazayım. Ya da o günkü fiyatlar üzerinden hesaplayalım, yeniden alalım. Burada 50 lirayı siz göz önünde bulunduruyorsunuz. Tamam, 50 lira artış olabilir. O zamanki fiyatlar riskini de almak istemiyorum ben diyorsunuz ve yine 50 lirayı bakkalla anlaşıp ürünleri alıyorsunuz. Vade sonunda da parasını veriyorsunuz. Aslında future işlemde ürünleri de 1 ay sonra alıyorsunuz ama burada benzetme adına sadece bu örneği vermiş olayım. Ürünleri de parayı da 1 ay sonra 1050 lira üzerinden veriyorsunuz ve ürünlerinizi de alıyorsunuz. Yani peşin ödeme yapıp gelecekteki bir ürünü alma konusunda anlaşma yapıyorsunuz. Opsiyon dediğimiz olay tamamen farklı. Opsiyonda bir hak alım ya da satımı var. Yani örneğin günlük hayatta bir emlakçıya gittiniz, bir ev alacaksınız, evi beğendiniz. Ama aklınızda 2 tane daha ev var. Oralarda da bir fiyat pazarlığınız söz konusu. Alayım mı almayayım mı tereddütünüz var ama bu evi de kaçırmak istemiyorsunuz. Emlakçıya bir kapora veriyorsunuz ve o verdiğiniz kaporayla evin fiyatını sabitleyip alma hakkını elde ediyorsunuz. Burada bir opsiyon aldıysanız örneğin, opsiyon alımı söz konusu. Daha sonra evin daha cazip bir fiyat buldunuz, ev buldunuz ya da başka bir yerde değerlendirecek bir imkan buldunuz. Bu evi almaktan vazgeçebiliyorsunuz. Ya da bir şeyler oldu, evin fiyatı çok arttı. Siz başlangıçta kaporayı verdiğiniz için, fiyatı da sabitlediğiniz için o fiyattan o evi alma hakkı elde ediyorsunuz. Yani opsiyon bir hak alımı ya da satımı. Bu örnekte siz opsiyonu alan taraf oluyorsunuz. Emlakçı da size opsiyonu satan taraf oluyor. Yani emlakçı opsiyonun satıcısı, siz aynı opsiyonun alıcısı konumunda oluyorsunuz. Buradaki işlem birbirinden tamamen farklı diyebiliriz yani ikisine de. Yani opsiyon tarafında alıcı da bir hak almış oluyor. Satıcı ise bu yükümlülüğün altına girmiş oluyor. Aynen. Diğer future sözleşmelerde iki taraf da yükümlülüğün altına giriyor. Yani biraz önce bakkal örneğini de anlattık. Yani bugün 1000 lira tutan bir sepeti bakkala dedik ki 1 ay sonra aynı sepeti tekrar alacağım ama bana 1050 liradan vereceksin. Anlaştık, sözleşmeyi yaptık. Dedik ki 2 ay sonra tekrar geleceğim, 2 ay sonra da bunu bana 1100 liradan vereceksin. İşte onu da anlaştık. Artık ürünlere karşı korumamız var. Bakkala gidiyoruz 1 ay sonra 1050 liramızı veriyoruz. O sepetteki ürünleri aynen alıyoruz. 1 ay sonra bir daha gidiyoruz. 1100 lira veriyoruz bu sefer. Sepetteki ürünleri aynen alıyoruz. Bu tarafta hem bakkalın size karşı yükümlülüğü var, hem sizin yükümlülüğünüz var. Yani siz o tarih geldiğinde parayı vermek zorundasınız. Bakkal da ürünleri vermek zorunda. Ürün yok, para yok, öyle bir durum yok. Bu vadeli işlem opsiyon piyasasında da size bu garantiyi sağlayan kurum Takas Bank. Yani siz bir pozisyon aldığınızda karşı taraf riskini, bu biraz önce anlattığım bakkal örneğinde yapılan işlem aslında bir forward işlem. Yani iki tarafın yetkinliğine dayalı bir sözleşme. Yani iki tarafın garantisi kapsamında gerçekleşen bir sözleşme. Bunu siz borsada yaptığınız zaman arkanızda Takas Bank alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı da alıcı konumunda garantör olarak bulunuyor ve sizin pozisyonunuzun gerçekleşmeme gibi bir ihtimali olmuyor vadesi ya da fiyatı geldiğinde. Onu da ifade etmiş olayım. İlyas Bey'in bir sorusu var. Vadelilerin fiziki teslimat olup olmadığını nasıl anlıyoruz diye. Bu zaten Borsa İstanbul tarafından verilmiş bir kural, Buyurun. konulmuş Pay bir kural. vadelilerin hepsi fiziki teslimat zaten. Pay Onun vadeli ve dışında pay opsiyonları fiziki teslimat. Bunun dışındaki bütün ürünlerde nakdi uzlaşı nakdi uzlaşı. gerçekleşiyor. Vade Yani hisse sonunda kodu görüyorsanız burada fiziki teslimat var arkadaşlar. Ona göre dikkatli olmanız gerekiyor. evet. Ya burada şunu özellikle belirtmek gerekiyor. Şu an pay piyasalarında açığa satış yasağı var. Açığa satış yasağı olduğu için de pay piyasalarında vade sonuna sizin satış yönlü bir pozisyon bırakmamanız lazım vadeli kontratlarda. Eğer vadeli kontratlarda, pay kontratlarında özellikle bunu söylüyorum, satış yönlü bir işleminiz varsa vade sonunda muhakkak kapatmanız gerekiyor ki pay piyasalarında açığa satış yasağı olduğu için herhangi bir temerrüt süreci işlemesin. Bir temerrüt faiziyle karşı karşıya gelmeyin. Çünkü pay piyasalarında
Şu an herhangi bir ödünç piyasası yok. Ödünç piyasaları kapalı. Bundan dolayı ödünç maliyetleri ciddi anlamda sıkıntı yaratabilir ve faiz maliyetiniz çok yüksek olabilir. Gedik çatısı altında kişisel algoritmanızı programlayabiliyor muyuz? Yani bir algoritmik işlem tanımlayıp burada alıp satabiliyor muyuz diyor herhalde. Burada işlem platformları üzerinde zannedersem bu algoritmik işlemler tanımlanıp yapılabiliyor. Onun haricinde Gedik'in size sunduğu bir sunum var mı? Mesela yani böyle bir vadeli işlem Gedik yatırımda formül tanımladım, sisteme koydum, çalışıyorken diyebileceğimiz. Yani şöyle, biz Gedik yatırımı olarak yatırımcılara herhangi bir sistem ya da algoritma şeyi temini sağlamıyoruz. Ama kendi algoritmaları varsa bunları sisteme entegre etmeleri için olanak imkan sağlıyoruz. Vadesine az kalmış kontratlarda aynı anda al sat yapıp kar arbitrajı imkanı doğuyor mu? Burada şöyle yani illaki arbitraj imkanları doğuyor. Yani bunlar da oluyor. Bunlarla ilgili birimler bile var. Yani şirketlerde de var işte ya da bireyler de bu arbitraj imkanlarını kovalıyor. Hem illaki vadenin sonuna gelmiş olması da gerekmiyor. Vade başında da olabiliyor. Piyasadaki ani dalgalanmalar da olabiliyor. Faiz değişimlerinde olabiliyor. Yani illaki bu arbitraj imkanı dönem içerisinde doğabiliyor. Ama bunu profesyonel bir şekilde takip etmek daha faydalı. Yani ekranın başına geldim, arbitraj gördüm, bunu kapatayım gibi olmayabiliyor. Çünkü günümüzde teknoloji çok gelişti. Eğer bir arbitraj varsa bu arbitrajı kapatmaya yönelik algoritmik işlemler, bununla ilgili otomatik işlem yapan sistemler, birimler burada devreye girebiliyor. Murat Bey'in bir sorusu var. Elinde kontratı olan hisse senedi bölündüğünde Biop'ta beni nasıl etkiler bu durum diyorsan buna cevap verebilir misin? Şöyle, biraz önce de bunu bahsettik zaten, temettü etkisi ya da sermaye artırım noktası diye. Şimdi herhangi bir hisse senedi bir bölünme bedelli bedelsiz sermaye artırımı noktasında öncesinde zaten SPK'ya bir bildirim yapıyor. Bu bildirim KAP bildirimiyle birlikte halka açıklanıyor ve herhangi bir tarih belirtiyor. Bu bugünden ileri vadede gerçekleşeceği için ilgili tarihte açık olan kontratlar zaten anında bunu fiyatlamaya başlıyor. Siz bugün 7 lira olan hisse senediniz, atıyorum 2 ay sonra bu bölünmenin gerçekleşeceği beklentisiyle bir açıklama yaptıysa, 2 ay sonraki vadede ya da 1 ay sonraki vadede gerçekleşecekse, ilgili vadedeki kontratın fiyatları zaten anında fiyatlamaya başlıyor bunu. Direkt zaten fiyat üzerine etkiliyor. Eskiden bu sözleşme sayısının, sözleşme büyüklüğünde hisse sayısının artması yöntemiyle düzenleniyordu. Şu an artık o gerçekleşmiyor. Ama Direkt şu fiyat olmuyor değil mi üzerinden. Özhan? Yani örneğin bir %100 bedelli sermaye arttırma oldu yani bir hisse senedinde. Burada örneğin fiyat 10 lira. Bedelli sermaye arttırma olacak 5 lira olacağı belirleniyor. İleri vadelerde fiyatlar bu bölünmeye göre düzenlenip o aradaki yani 10 liraydı 5 lira oldu. Bugün 5 lira zarar ettiğin gibi bir durum olmuyor zaten. O haber geldiğinde o ayarlama yapılıp belli Yani olduktan sonra şöyle, oradaki netleştmediği için mesela bunu yakın vadede şeyde gördük. Ereğli kontratlarında gördük. Ereğli ilk önce bir temettü açıklaması yaptı. Bir sonraki vadelerde fiyatlar aşağıdaydı. Sonrasında genel kurulun işte yapılamamasından sebep bunun fiyatın revize edilmesi yöntemi beklentisi oluştu piyasada. Sonrasında tekrar vadeli kontratlarda ya da piyasada fiyatlar dengeye ulaşmaya çalıştı. Burada alıcı satıcı aslında dengeyi oluşturuyor. o oturtuyor. Erdem. Algoritmik trade için bir dakikalık periyot doğru tercihimdir. Biraz önce bahsettik aslında. Yani orada işlem sıklığınızı da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Yani bir dakika içerisinde algoritmik işlemde sizi defalarca işleme sokabilir ama buradaki işlem sebebiniz nedir? Yani bir arbitraj kapatmak mı, anlık bir şey mi? Yani onu tahmin etmek zor ama normalde bir dakika oldukça kısa vadeli bir periyot ve çok sayıda işleme sokabilir. Çok ciddi zararlar da oluşturabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Viyop'ta pair trade işlemleri örneklemeniz mümkün müdür diye bir Hasan Ali Gülüşen beyefendiden bir sorumuz var. Üzeyir Bey. Yani burada paid trade dediğiniz ne? İki varlık arasındaki fiyat farkının artması ya da azalmasına yönelik bir beklenti. Yani örneğin garantiyle Akbank'a bakıyorsunuz. Aradaki fiyat farkı 10 kuruş. Siz bu fiyat farkının 20 kuruş olacağını düşünüyorsunuz.
Bu nedenle bir tanesini de alıp bir tanesini satış yapıyorsunuz. Eğer bu beklentiniz gerçekleşirse para kazanıyorsunuz. Aslında hisse senedi piyasasında bunu nasıl yapabiliyorsanız vadeli piyasada da bunu aynı şekilde yapabilirsiniz ve burada kaldıraç olduğu için karınız da zararınız da daha yüksek oranda oluşur. Yani piyasada normalde Akbank Garanti Fair Trade yapıyorsunuz ve fiyatlar örneğin birinde 8 lira, birinde 7 lira. Arada 1 liralık fark var. Siz bu farkın daha da açılacağını düşünüyorsunuz. Akbank 8 lira diyelim. 8 liradan Akbank aldınız. 7 liradan da garantiyi sattınız. Beklediğiniz gibi Akbank 7 liranın biraz daha 8 liranın biraz daha üzerine gitti. Garanti 7 liranın biraz altına gitti. Aradaki fark açıldı ve tekrar ters yönde pozisyonları kapatıp bu karı yazdınız. Benzer durumu aynen pay vadelilerde de yapabilirsiniz ama burada arada kaldıraç olduğu için karınız ve zararınız yüzdesel olarak daha fazla olacak tabii. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Orada şu parantezi açalım Zeyir Bey. Kaldıraçtan dolayı kâr zararının etkilenmesi tüm teminatınızı kullanmanızdan kaynaklanır. Tabii. Aynı pozisyon büyüklüğünü alırsanız gene aynı kâr durumunuz oluşacaktır. Onu Yani belirtmek. teminatınız onda birini kullanıyorsanız dediğin gibi aynı kâr zarar oluşur. Ama genellikle bizde sen de bilirsin vadeli işlem Evet. yatırımcıları oraya yatırdıkları parayı genellikle tamamını kullanmak üzerine kullanıyorlar. Böyle de bir durumumuz var geçmişten itibaren. Bu Maalesef alışkanlığımız da öyle. maalesef böyle devam ediyor. Emre Yetişkin'in sorusu hocam. Spot piyasada eksi 4'teyken hissem vadeli de eksi 2'de. Short pozisyonlaydım. Bu aradaki fark neden gerçekleşir diye bir soru var. Yani burada o anki özele de bakmak lazım. Yani bir ekstra bir beklenti var mı değil mi bilmiyorum ama bazen şöyle olabiliyor. Mesela spotla vadenin kapanışı da işte burada etki edebiliyor. Önceki günkü kapanış rakamlarına bakmak lazım. Gerçi ikisi aynı saatte kapanıyor ama orada bazen pay vadelilerde son 5 dakika falan fiyat farklılaşabiliyor. Yani bunların da etkisi olabiliyor. Yani biraz yukarıdan ya da aşağıdan kapanmış olabiliyor. Bunu belki göz önünde bulundurmak lazım. İkincisi de şu. Bazen piyasa geriden gelebiliyor. Yani bunu endekste de görüyorsunuz. Mesela bir bakıyorsunuz BIST 30 endeks vadeli ile spot piyasa arasındaki fark bir bakıyorsunuz 500 puan. Gün içinde bir bakıyorsunuz 1000 puana çıkabiliyor. Bu tarz gün içi ayrışmalar olabiliyor. Orada yani gün içinde illaki birebir birbirini simüle edecek diye bir kural yok. Ama normalde bu ayrışmaların çok uzun olmaması lazım. Eğer arkasında başka bir dinamik yoksa dediğim gibi o arbitrajcılar vesaireler piyasada devreye girebiliyor. İkincisi de şöyle bir şey olabiliyor. Faiz değişimlerinin sert olduğu günlerde de bu tarz ayrışmalar olabiliyor. Çünkü vadeli fiyatın belirlendiği şeyde mesela 2 ay sonra var diyelim vadeli. 2 ayı belirlerken aylık %1 faizle belirliyorsunuz diyelim. Bir anda o gün faiz indirimi oluyor ve piyasa faizleri bir anda düşüyor ve 0,70'e düşüyor. Bu sefer 2 aylık faizi 0,70 0,70 toplam 1,40. Öbür türlü %2 götüreceğiniz faizi orada 0,70 götürmeniz gerekiyor ve pay vadelileri bu durumda daha hızlı düşüş gerçekleştirebiliyor. Ya da aksi durumda eğer faizlerde bir artış söz konusu olduysa da bu pay vadelilerin fiyatlarının biraz daha hızlı artmasına sebebiyet verebiliyor. O nedenle şok faiz indirimi çıkışları ya da örneğin geçtiğimiz dönemde BDDK'nın bir kararı vardı hatırlanacak olursa bankacılık sektörü üzerinde aktif rasyosu ile ilgili. Çok sert faiz düşüşü görmüştük 3 puana yakın kısa vadelerde. Bu tarz faiz değişimlerinin olduğunda doğal olarak pay vadeli ile spot piyasa arasındaki fiyat makası pozitif ya da negatif yönde açılabiliyor faizin düşmesine ya da çıkmasına göre. Böyle günlerde bu tarz hareketlerde görebiliyoruz ama yine de buradaki gibi %2'lik farkı açıklayacak bir değişim olmaz bu. Burada spesifik bir durum olmuştur. Ya likidite eksikliği söz konusudur pay vadeli de hangi ürün olduğunu bilmiyorum. Ya da o an ekstra bir durum söz konusu olmuştur. Buna da bakmak lazım. Yani kapanış bazında fiyatlarda bir sıkıntı oluşmadıysa bir önceki günün kapanış saatlerine bakmak lazım. Herhangi birinde fiyat ekstrem bir hareket var mı spot ya da vadelide? Ya da o günkü fiyatta bir değerlendirmek lazım. Onun haricinde genellikle dediğim gibi bu kadar büyük farkların oluşması beklenmez. Ferdi Alıcıoğlu'nun sorusu var. Dün Haziran vade gram altın satın yönünde pozisyon aldım. 400 liradan satış yaptım. Beklentim dahilinde 350 liraya gelirse 50 liralık düşüş 100 kontratta ne kadar kazandırır diye bir sorusu var. Buna cevap vereyim isterseniz. Tabii, iyi olur. Yani şöyle bir kontratta siz 50 liralık bir düşüş gerçekleşiyorsa 50 lira gelir kazanırsınız. Gelir elde edersiniz.
100 çarpı 50 dediğiniz zaman da 5.000 liralık bir geliriniz olur. Yani şöyle direkt pozisyon büyüklüğü üzerinden de gidebilirsiniz. 400 liradan aldığınız zaman 100 kontratınız sizin işte 40.000 lira para yapar. 350 liraya düştüğü zaman da bu 35.000 liraya düşmüş olur. Gram altı pozisyon büyüklüğü olarak. Siz satış yönlü işlem yaptığınız için de bu aradaki 5.000 liranız sizin geliriniz olarak hesabınıza yansımış olur. Yani burada şunu da söylemek lazım. Gram altının teminatı 45 lira yanlış hatırlamıyorsam mesela. 45 lira. 100 kontrat aldığınızda 4500 lira ödemiş olacaksınız. Böyle bir fiyat değişimi yani 4500 lira teminat yatırdınız ve 5000 lira kar oluşmuş olacak. Yani %100'den daha fazla bir karlılık olacak. Buradaki kaldıracın etkisini de bu şekilde söylemekte fayda var burada. Ama tersi olsaydı da bu şekilde zarar edeceksiniz. Onu da ifade edelim. Yani anlatırken vadeli işlem ve opsiyon piyasasında ben hep şunu söylüyorum. Yani bu taraf toplamı sıfır eden bir oyun. Zero sum game dedikleri durum burada geçerli. Burada bir taraf alıcı, bir taraf satıcı. Yani bir taraf kar elde edecek, bir taraf zarar elde edecek. Hisse senedi piyasasındaki gibi. Hepimiz hisse aldık ve ertesi gün çok güzel şeyler oldu. Hisse senedi piyasalar %5 yukarıdan başladı. Hepimizin hissesi de %5 yukarı gitti. Hepimiz %5 para kazandık gibi bir durum yok. Vadeli işlem ve opsiyon piyasasında eğer fiyat %5 yukarı gittiyse bu bir tarafa %50'sine kar yazacak, %50'sine de zarar yazacak. Yani kar ve zararın toplamı sıfır. O nedenle burada herkes kar elde etmiyor. Zarar eden de var. Eğer o nedenle bu tarafı da bu şekilde değerlendirmek lazım. Ama sonuçta hisse senedi piyasasında da düşüş olduğunda da hep beraber zarar ediyorsunuz. Orada da ben iyiyim, ben kar, zarar etmem gibi bir durumunuz yok. Gepli açılış olduğunda, piyasayı bozan bir şey olduğunda da burada herkes aynı anda zarar ediyor. Örneğin endeks 124 binden 82 bine gelirken ya ben çok iyi hisseler seçtim ve hiç para kaybetmedim diyen kaç kişi olmuştur mesela bu tarafta da? Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Bu tarafta böyle bir denklemin varlığını da bilmek gerekiyor. Gedik Trader üzerinde vadeli işlem araçlarını nasıl görebilirim diye bir soru var. Burada hangi üründe işlem yani genel olarak bir tablo şeklinde yer almıyor. Burada siz ürün ekleyerek bu vadeli kontratları görebiliyorsunuz. Nasıl ki takip listenize herhangi bir platformda hisse senedinin ismini yazarak çıkartıyorsanız burada da bir pay vadeli kontratlarda Türk Hava Yolları'nın vadeli kontratını aramak istiyorsanız THY'ye yazdığınız zaman zaten otomatik olarak sistem size döküm olarak gösteriyor. Sonunda vade tarihleri içeren işte 05.20, 06.20 ya da 12.20 gibi kodlarla devam edenler vadeli kontratları ifade ediyor. 05.20 Mayıs vadeli kontratı ifade eder. İşte 06.20 Haziran vadeli kontratı ifade eder gibi bu vadeli kontratları bu şekilde takip edebilirsiniz. Mesela Gedik Trader'da cep telefonu uygulaması da kullanırken Özhan dediği gibi arama butonuna örneğin THY'ye yazdığınızda hemen üstte bir platform oluşuyor. O platformda hisse, VIOP, döviz vesaire gibi ayrımlar var. Yani örneğin bu THY'de nedir? Hisse ya da VIOP olacak ya da opsiyon olacak. Burada siz opsiyon sekmesini seçtiğinizde THY ile ilgili opsiyonları görüyorsunuz. VIOP'a tıkladığınızda da altta sadece VIOP'taki bu THY'ye bağlı, Türk Hava Yolları'na bağlı sözleşmelerin, future sözleşmelerin listesini görüyorsunuz. Böyle bir ayrım kolaylığı da var o tarafta. Sadece aradığınız pay vadeli işte artık neyse hisse senedinin kodunu yazmanız yeterli. Alttaki sekmelerden de spotunu mu arıyorsunuz, vadelisini mi arıyorsunuz, opsiyonunu mu arıyorsunuz? Gedik Trader orada size zaten bu imkanı sağlamış oluyor. Selahattin Bey'in bir sorusu var. Yayılma konusunda daha fazla detay verebilir misiniz diye. Yani benim çok uyguladığım bir strateji olmadı bugüne kadar VIOP işlemleri yaptığımda açık söylemek gerekirse. O nedenle çok şeyim değil, benim uzmanlık alanım değil açık ve net söyleyeyim. Özhan'ın söyleyebileceği bir şey varsa ona bırakayım ben. Yani şöyle yayılma tarafında bir stratejiden ziyade teminatlarının noktasında bilgi verebiliriz. Yani yayılma stratejilerini kullanmak tabii ki yatırım stratejiniz dahilinde ise gerçekleştirebilirsiniz ama yani pozisyonu kapatmakla yayılma yapmanın aslında aynı ürün üzerinden bahsediyorum. Bir farkı yok. Aynı şeyi ifade ediyor. Yayılma kendi içerisinde sadece aynı ürün dahilinde de gerçekleşmiyor. Eğer endeks kontratları endeks aldıysanız ya da buna karşılık pay vadeli kontratlarda satış yaptıysanız bunlar da kendi içerisinde korelasyon gerçekleştirip yayılmadan kaynaklı teminatınızı azaltabiliyor. Ya da dolar aldığınız
bir sonraki vadede dolar sattınız, teminatınızı azaltıyor. Ya da Akbank aldınız, garanti sattınız. Bu da birbiri içerisinde bir korelasyona sahip ve yayılma teminatınızı düşürüyor. Bunların hepsi Takasbank tarafından belirlenip Takasbank'ın sitesinden de bu detaylara ulaşabilirsiniz. Hepsinin çünkü birbirinin içerisinde ayrı bir oranlaması var. Birebir olanlar var, %25 olan var, %20 var, %50 var. Her birinin kendi içerisindeki korelasyona bağlı olarak bu oranlamalar değişiklik gösteriyor. Orada daha detaylı oranları net bir şekilde görebilmeniz için Takasbank'ın sitesini ziyaret edebilirsiniz. Oradan daha detaylı bilgi oranlar dahilinde görebilirsiniz. Sami Bey'in bir sorusu var. 6.99'dan dolar kısa pozisyona girdim. Vade sonunda kur düşmezse ne olur? Vadeden önce düşerse geri alabilir miyim diye. Vade sonunda kur düşmezse, vade sonu Merkez Bankası'nın saat 15.30'da açıklayacağı vade sonu fiyatıyla birlikte, uzlaşma fiyatıyla birlikte sizin pozisyonlarınız vade sonunda nakdi uzlaşıya konu olup kar zarar durumunuz hesabınıza mahsup edilmiş olacak. Eğer ki bu vade içerisinde 6.99'un altına inerse de siz istediğiniz zaman pozisyonunuzu kapatıp kar zarar durumunuzu netleştirebilirsiniz. Yani kapatmak için 6.99'un altına inmesini beklemesine de gerek yok. Tabii, ya da tabii. Az bir zararla kapatacağım dediniz, kapatabilirsiniz. Vadeli işlemlerde durum şu: siz pozisyonu aldığınız anda bir saniye sonra pozisyonu kapatabilirsiniz. Yani pozisyonu aldınız, oradaki işlem hızınıza bağlı tabii. Hemen kapatabilirsiniz ters pozisyonuna. Burada alım satımda vade sonunu beklemek vesaire gerekmiyor. Vade içerisinde de herhangi bir fiyatı gördüğünüzde, kârdasınız örneğin, o kârı almak için ya da belli bir zarara ulaştınız, daha fazla zarar etmek istemiyorsunuz, o anda fiyatınızı, pozisyonunuzu kapatabilirsiniz. Vade sonunu beklemenize gerek yok. Başta da bahsetmiştik, bu pay vadeliler dışındaki dolar sözleşmeler de buna dahil, endeks vesaire de dahil. Eğer hiçbir şey yapmazsanız vade sonu geldiğinde o anki belirlenen uzlaşma fiyatıyla pozisyonlarınız otomatik olarak kapatılır. Kar ya da zarar hesabınıza vade sonunda aktarılmış olur. Ama onun haricinde dediğim gibi istediğiniz her an bu pozisyonu kapatabilirsiniz. Stopaj hangi ürünlerde var diye bir soru var. Stopaj sadece döviz kontratlarında var. Döviz kontratlarında yani bir altında bacağı... da yani o altın ve döviz kontratları diyelim. Bir bacağı döviz olan kontratların hepsinde stopaj gerçekleşiyor. Sadece bireysel yatırımcılar için. Kurumsal yatırımcılar hiçbir üründe herhangi bir stopaj vergisi ödemiyorlar. Ama bireysel yatırımcılar altın ve döviz kontratlarında kar elde ettikleri zaman bu karın %10'unu stopaj olarak kesinti gerçekleşiyor. Vergi ödüyorlar yani. Brent petrol işlemi nasıl yapabilirim? Burada da şöyle, BIOB'da bununla ilgili bir sözleşme yok ama Gedik Yatırım'da hem Forex departmanımız hem Gedik Universal tarafında petrole yönelik ürünler var. Bu birimlerden bu konuda ekstra bilgi alabilirsiniz. Evet, o noktada uluslararası piyasalar bölümümüzle direkt iletişime geçerlerse onlar ne istediğine, yatırımcının ihtiyacına yönelik olarak ya yurt dışı borsalarda ya da Forex tarafında direkt detaylı olarak yardımcı olacaklar. Orada hatta şöyle bir imkan da var. İlla ki Brent petrolün kendisini almak zorunda da değilsiniz. Brent petrol üretiminde olan petrol üreten şirketlere vesaire de yatırım imkanları da var. Universal tarafı o açıdan oldukça ürün çeşitliliği yüksek bir platform. O taraftan uluslararası piyasalarda neler alınabilir, neler satılabilir, ekstra bilgi alma imkanınız olabilir. Şu gepli açılış konusunda evet, yani ertesi gün pozisyon aldınız, ertesi gün gepli açılış oldu. Zarar ve kar hesabınıza o an yansıyor. Yani o gepli açılış sizin pozisyonunuzun içerisinde, nasıl ki hisse senedi düşüşle ya da yükselişle açıldı, orada da aynı zararı hesabınızda görüyorsunuz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yurt dışı endeks yatırım yapabiliyor muyuz diye bir soru gelmiş. Gene biraz önce Brent petrolde olduğu gibi orada da uluslararası piyasalar bölümümüz yardımcı olacaktır. VIOP tarafında yurt dışı endekslere dair herhangi bir enstrümanımız şu anda mevcut değil. Bir Bosna Hersek sözleşmesi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Orada da işlem geçmiyor yani, herhalde. Aynen, kontrat olarak var ama şu anda gerçekleşen bir işlem yok. O nedenle o taraf biraz daha boş olmuş oluyor. Sorularla devam edelim. Senin gördüğün sorular var mı sen? Ne zaman diğer payların VIOP'ları gelecek, vadeli kontratları gelecek diye bir soru var. Bunu Borsa İstanbul değerlendiriyor. Zaman zaman bu sayıları artırabiliyorlar.
O tamamen Borsa İstanbul'un inisiyatifinde olduğu için şu an bildiğim kadarıyla böyle bir çalışma yok. Ekstra kontrat eklenmesi dahilinde. Bu arada zaten 37 tane sözleşme var herhalde pay vadeli yanlış hatırlamıyorsam. Zaten oldukça sık sözleşmeler var. Yani daha fazlasına geldiğinde o derinlik sağlanabilir mi ona da bakmak lazım. Borsa İstanbul'da bunu takip ediyordur. Çünkü şu anda bile halihazırda 37 sözleşmenin hepsinde derinlik eşit miktarda değil Özhan değil mi? Yanlış Evet, hatırlamıyorum. Yani evet. bazı pay vadelileri işlem yaparken o derinliğe ekstra dikkat etmek gerekiyor. İşlem yapmadan önce o pay vadelileri açıp biraz derinliğini görmekte fayda var. Çünkü her üründe aynı derinliğe istediğiniz fiyatı bulamayabiliyorsunuz. O nedenle 37'nin dışına çıkıldığında yeni gelecek pay vadelilerde de o derinliğin oluşmama riski çok ciddi manipülatif hareketlere de sebebiyet verebilir. Bunu da göz önünde bulunduruyordur Borsa İstanbul. O nedenle sayı ona göre değişecektir ilerleyen Evet. dönemde de. Yani bir de burada şuna da dikkat etmek lazım. Eğer bir kontratta işlem yapacaksanız dönüp bir spot tarafında tahtasına bir bakın. Kademeler dolu mu? Kaç kademede, kaç kontrat var? Kaç lotu var? O biraz da vadeli kontratındaki derinliği de etkiliyor aslında. Oradan bir öngörü oluşturabilir size. Yakın vadede zaten şöyle bir durum oldu. Şok marketler Viyop tarafında vardı. Borsa İstanbul onu şu anda çıkarmış durumda mesela. Yeterli likidite sağlanmadığından dolayı. Bu arada Özhan sorular oldukça birikti. Hızlı hızlı devam edelim istersen. Aynen. Gedik yatırım olarak hangi platformu kullanıyorsunuz? MT5 üzerinden işlem yapılabilir miyiz? Gedik yatırım üzerinde bizim amiral gemimiz Gedik Trader kendi işlem platformumuz. Yatırımcılarımıza bunu temin ediyoruz. Ama bunun dışında başka platformları isteyen yatırımcılarımıza da diğer alternatif platformları sağlıyoruz. Ama şu anda MetaTrader 5 kapsamımız içerisinde değil. Onunla ilgili bir gelişme olursa ilerleyen dönemlerde de paylaşırız. Ama şu anda mevcut değil bizde. Akşam seansının farkı nedir? Hala anlayamadım. Anlatırsanız sevinirim. Onu anlatayım şöyle kısaca. Şimdi Viyop'ta normal seans saatleri sabah 9.30'da başladınız. Akşam 18.15'te kesintisiz olarak seansı devam ettiriyorsunuz ve 18.15'te normal seans kapanıyor. Bu seans içerisinde fiyat marjı şu anda %10. Yani fiyatlar %10 düşüp ya da %10 çıkabiliyor endeks paralelinde. Ve bu şekilde bir değişim söz konusu. Akşam 18.15'te seans kapandıktan sonra 19'a kadar bir ara veriliyor ve 19'dan sonra seans tekrar açılıyor. Bu açılan seans aslında ertesi günün seansı gibi düşünebilirsiniz. Yani bugünle ilişkisi bitti. Yani akşam 19'da başlayan seans örneğin bugün ayın 19'u diyelim ve bugün de işlemlerin devam ettiğini düşünelim ve akşam 18-15'te seans kapandı ve 19'da seans tekrar başladı. 19'da başlayan işlemler aslında 9'unun değil yani bugünkü işlemler değil. Yarın ayın 10'unun işlemleri gibi değerlendirebilirsiniz. Yani oradaki işlemler ertesi gün sabah muhasebeye giriyor. Bir, bunun size getirdikleri ne? Birincisi akşam seansında %3'lük fiyat marjı var. Yani fiyatlar öyle %5, %10 yukarı gidip %5, %10 aşağı gidemiyor. %3 marja takılıp fiyatlar kalıyor. Birincisi bu. İkincisi burada gerçekleşen işlemler sabah vadeli işlemler 9.30'da işleme başladığında sanki o anda işleme başlamış gibi sisteme giriyor ve bu nedenle de herhangi bir margin call oluşumu, kar zarar oluşumunu vesairesini siz sabahki sistemde görüyorsunuz. Yani o günkü uzlaşma fiyatına dahil olmuyor. Bu nedenle aslında farkı dediğim gibi akşam işlemi ertesi gün sabah 9.30 işlemi gibi değerlendirebilirsiniz ama eğer siz akşam bir pozisyon açtınız ve kapattınız, orada oluşan karınız da ertesi gün sabah hesabınıza sabah işlemindeki gibi muhasebeye yansımış oluyor. Yani oradaki işlemleri böyle değerlendirebilirsiniz. Farkı bir marjın daralmış olması, iki o günkü akşamki işlemlerin ertesi gün sabah muhasebeye devrediliyor olması bu şekilde. Yani akşam seansının işlemleri ertesi günkü işlemlerle bir kabul edilip ertesi günkü işlemlerin margin call'u ile de ya da kar zarar dağıtımı ile birlikte gerçekleştiriliyor. Aynen bu nedenle akşam fiyat çok yukarı gitti, bir margin call oluştu vesaire gibi bir durumunuz olmuyor. Yani ertesi gün her şey ertesi günün ilk işlemi gibi. 9.30'da tuşa bastığınızda ilk işlem nasıl gerçekleşiyorsa akşam işlemlerini de orada defterleştirildiğini, muhasebeleştirildiğini düşünebilirsiniz bu tarafta. Euro dolar paritesi euro olarak mı yoksa dolar olarak mı hesaplanıyor? Orada kar zarar durumu ikinci para birimi. Yani bütün döviz çiftlerinde genel olarak hesaplamalar her zaman için ikinci para birimi cinsinden hesaplanır.
Yani euro dolarsa ikinci para birimi dolar olduğu için kar zarar durumumuz dolar olarak. USD TL'de ikinci para birimi TL olduğu için TL olarak hesaplanır. Burada da Mesela altın euro onsta da ons altın dolar dolar dolarda olarak aynen hesaplanıyor. dolar Burada olarak hesaplanıyor. Burada da euro dolar olduğu için dolar olarak hesaplanıp kapattığınız zaman TL kuru neyse dolarınız TL'ye çevrilip hesabınıza Viyop tarafında o şekilde yansıtılmış oluyor. kısa Kısa pozisyonlar vade sonunda fiziki teslimata konu oluyor mu? Evet, onu söylemiştik. Eğer bir hisse senedine dayalı future işlem, yani pay vadeli işlem yapıyorsanız ya da opsiyon işlemi yapıyorsanız vade sonunda bunlar fiziki teslimata tabi. Onun dışındakiler nakdi yüzleşmeli. Viyop işlemleri günlük mü yapılıyor? Uzun vadeli işlemler de yapabiliyor muyuz? Yani orada uzun vadeli bir strateji oluşturuyorsanız elbette bunu uygulayabilirsiniz. Ama orada vade farkına ve işte buradaki temettü vesaire gibi durumlar varsa onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Burada önemli olan o vade farkının etkilerini burada göz önünde bulunduruyor olmak. Ama ağırlıklı olarak genellikle kısa vadeli işlemler için kullanıldığını söylemek mümkün. Genellikle yatırım tarafında da şöyle uzun vadeli yatırım yapanlar da vade uzadıkça likidite ve fiyatlarda biraz bozulma olduğu için yakın vadede işlem yapıp vade sonuna geldiğinde pozisyonu bir sonraki vadeye taşıyarak yani bu vadedeki pozisyonu kapatıp tekrar yakın vadede pozisyon alarak devam ettirmek daha çok tercih edilen unsur. Ona da dikkat etmek gerekiyor. İlla ki uzun vadeli strateji oluşturdum diye gidip aralık vadeli sözleşmede işlem yapmanıza gerek yok. Örneğin şu an Haziran vadeli işlem sözleşmelerde işlem yapıp Haziran vade dolduğunda bu sefer Ağustos vadeli işlemlere tekrar pozisyonlarınızı taşıyabilirsiniz. Bu size hem likitte hem de fiyat avantajı sağlayabilir. Bunu da göz önünde bulundurabilirsiniz. Hocam merhaba. Viyop 30'da vadeli çoğu zaman ekside seyrediyor. Sebebi yani spot 115 ise vade 114,5'da olduğu gibi. Burada da biraz önce bahsetmiştik. Temettü etkisi var. Endeks vadelisinde fiyat belirlenirken şöyle belirleniyor. Örneğin endeks 115 bin. Yani bir sıfır attınız 11.500 lira pozisyon büyüklüğünüz. Ve bir ay sonrasına siz pozisyon alıyorsunuz. O 11.500'ün üstüne bir aylık faizle ekliyorsunuz. Bu sizin taşıma maliyetiniz, buradaki fiyatınız. Ama eğer bir temettü beklentisi varsa endeks 30 şirketlerinde bu 30 şirketin temettüleri ne kadar fiyat düşürüyorsa onu da oradan düşüyorsunuz. Yani eğer toplamda temettü beklentisi neyse bunu da endeks fiyatından düşmeniz gerekiyor. Çünkü şöyle bir durum var. Bizim endeks hesaplamasında şu var. Yani örneğin her şeyin stabil olduğunu düşün. Endekste en yüksek ağırlığı olan şirketler ne? Örneğin BİM, Garanti vesaire diyelim. 3 tane size söyleyeyim. BİM, Garanti, Akbank diyelim. Bunlar endekste en yüksek ağırlığı olan şirketler olsun. Ve her şey aynı. Ertesi bir gün önce endeks 115 binden kapandı. BIST 30 için konuşuyorum. Ertesi gün bu 3 şirket temettüyü dağıttı. Ve her şey aynı ve her şey hisselerin hepsi aynı fiyattan güne başladı. Hiçbir değişim yok. Endekste dağıtılan temettü kadar düşüş olur. Yani biz hisse fiyatlarını geriye yönelik düzenliyoruz ama endeks tarafında bu düzenleme yapılmıyor. Siz bir endeks sözleşmesi aldığınızda da temettü alamadığınız için pay vadelerden farklı olarak ya da işte etkisini göremediğiniz için pay vadeleri de gerçi aynı şekilde. Burada o temettüyü kayıp olarak görüyor ve piyasa o temettü beklentisini önceden fiyattan düşüyor. Özellikle Nisan ve Haziran döneminde genel kurulların yoğun olması ve temettü dağıtımlarının bu dönemde gerçekleşmesi nedeniyle bu dönemlerde endeks sözleşmelerinin fiyatı spot fiyatın altında olabiliyor. Yani oradaki temettü etkisinden kaynaklı bir durum söz konusu burada. Yani burada indikatörlerin trendi yüksek olasılıkla belirleyebileceği en ideal periyot hangi sizce diye. Yani burada eğer siz hangi vadede trend baktığınıza da bağlı. Yani 5 dakikalık bir trende bakıyorsanız işte grafikte de indikatörleri 5 dakikada izliyor olacaksınız zaten. Yani orada sizin vadeniz izleyeceğiniz periyotla ilgili yani hepsine yönelik işte şu vadede şu periyot, bu vadede bu periyot demek çok doğru değil. Vadenize göre ve oradaki dediğim gibi getiri ve risk beklentinize göre de çünkü periyot aralığı genişledikçe buradaki getiri beklentisinin de riskin de arttığını göz önünde bulundurmak lazım. Yani
günlük grafiğe bakarken 200 puana pozisyon işlem alacağım diyemezsiniz. Ya da işte amacınız 100 puan işlem yapmaksa işte bunu günlük grafikten takip etmeniz mümkün olmayabilir. Yani ya da 3000 puan, 5000 puan hedef koyuyorsanız bunu 5 dakikalık grafiklerde takip etmeniz doğru olmayabilir. O nedenle orada sizin hedefiniz, vadeniz, risk durumunuz, sizin buradaki kar zarar ya da trend işte indikatör kullanımınızda da birebir etkili oluyor. Acil satış yerine VIOP'ta satış yapılması aynı manaya gelmez mi diye bir soru olmuş. Hatta daha cazip olur bence. Yani Evet. çünkü açığa satış yaptığınızda gün içinde yaparsanız problem yok. Ama taşırsanız pozisyonunuzu ödünç bulmak zorundasınız ve onun için bir maliyet ödemek zorundasınız. Burada siz açığa satış yaptığınızda örneğin garanti hissesi bugün 10 lira. Siz vadeli de işte 10 lira 10 kuruştan belki işte vade fiyatı üzerinden 10 lira 10 kuruş üzerinden pay satabilirsiniz ve herhangi bir taşıma maliyeti de ödemezsiniz. Bu size şunu getirir. Örneğin hissenin fiyatı 10 lira. Bir ay sonraki fiyatı da 10 lira 10 kuruş. Siz orada açığa sattınız. Ve bir ay sonra garantinin fiyatı yine 10 lira. Siz yine de 10 kuruş kazanmış olacaksınız. Çünkü aradaki vade farkından dolayı pay vadelinin fiyatı 10'dan 10'a gerilemiş olacak, fiyatla denklenecek ve 10 kuruş kazanacaksınız. Herhangi bir taşıma maliyeti ödemeyeceksiniz. Üstüne Biop'taki teminatınız da nemalandırılmış olacak. Bu birinci, ikinci avantajınız. Diğer tarafta yapmış olsanız örneğin garantiyi sattınız, 10 liradan açığa sattınız ve bir ay taşıdınız. Bu sefer ne yapacaksınız? Ödünç bulacaksınız. Muhtemelen 10 kuruştan daha fazla bir ödünç maliyetiniz olacak. Örneğin 20 kuruş, 25 kuruş diyelim. Ve vade bir ay geldi. Yine pozisyon 10 lira ve pozisyonunuzu kapattınız. Bu sefer ödediğiniz faiz ödünç için sizden zarar olarak düşmüş olacak. Bu nedenle açığa satışta özellikle de belli bir vadeyi göz önünde bulunduruyorsanız gün içi değilse işlemleriniz pay vadeli burada size çok ciddi bir alternatif olmalı. O tarafta biraz daha yoğunlaşılmalı diye düşünüyorum bu tarafta. Bir de şöyle bir durum var zaten. Hisse piyasalarında şu an açığa satış yasağı olduğu için bütün satış işlemleri genel itibariyle VIOP piyasalarından gerçekleşiyor. Bu da Aynen. zaman zaman pay piyasalarıyla yani hisse senedinin fiyatıyla vadeli kontrat fiyatında ters piyasa olmasına sebep veriyor. Yani normal koşullar altında teoride beklenen şey vadeli kontratların spot piyasanın üzerinde gerçekleşmesidir. Ama dönem dönem baktığımızda vadeli kontratlar hisse piyasalarının altında gerçekleştiği dönemlere de şahit oluyoruz. Bu da tamamen açığa satış yasağıyla alakalı. Aynen şu başta %4, %2 fiyat farkı demiştik ya orada da mesela bu açığa satış işlemlerinin getirdiği sınırlamalar da bazen etkili olabiliyor. Yani fiyatlarda bu tarz değişimler getirebiliyor bu süreç. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Yine hızlıca devam edelim Özhan. Ben hemen direkt biraz daha piyasanın işleyişine yönelik sorular sormak istiyorum. Çünkü sorular oldukça birikti. Evet. Yusuf Bulut'un bir sorusu var. Teminatınız yüzde kaç azalırsa teminat tamamlamanız gerekir. Burada yüzdesel olarak bir değişim değil. Teminatınızın, paranızın, hesabınızdaki paranızın bulunması gereken yani kullandığınız teminatın altına inip inmemesi sizin teminat tamamlamanıza sebep olur. Burada yüzdesel baktığınız zaman bazen binde onluk bir değişim bile sizi teminatın tamamlama çağrısına getirebilir. O tamamen sizin teminat kullanmanızla, risk yönetiminizle alakalı aslında. 10 bin lira paranız varsa 10 bin liralık teminat kullandıysanız siz 1 lira bile zarar etseniz ertesi gün teminat tamamlamaya düşersiniz. Ama 10 bin liranız var 1000 lira kullandınız sizin 9 bin liradan fazla zarar etmeniz lazım ki teminat tamamlama çağrısına düşebilirsiniz. Evet, burada aslında eskiden %75 sürdürme teminatı vardı. O artık %100 arkadaşlar. Yani yatırdığınız pozisyon büyüklüğünüzün bir kuruş dahi altına inseniz ertesi gün o bir kuruşu tekrar pozisyon büyüklüğüne getirmeniz isteniyor. Burada böyle bir değişim oldu. Eskiden %75'lik bir sürdürme teminatı vardı. %25'lik kayıp olana kadar herhangi bir teminat tamamlama çağrısı gelmiyordu. Yapılan son düzenlemelerle bu teminat, sürdürme teminatı %100'e çekildi. Bu nedenle bir kuruş bile teminatınız pozisyon büyüklüğünün altına inerse o farkı vermek durumundasınız. Viyop'ta sözleşmeler fiziki teslimatlı. Bahsettik hisse senedine dair tüm sözleşmeler fiziki teslimatlı pay vadeliler. Onun dışında endeksli dolardı vesaire bunlar nakdi yüzleşmeli. Ben biraz hızlı hızlı ilerliyorum. Stop emirlerini ileri tarihler için verebiliyor muyuz? Bu önemli bir soru. Yani stop emirleri ileri tarihli için şu anda veremiyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. Akşam seans emirlerinde de
Eğer normal emir verirseniz o emir saat 18-15'te bitiyor. Ertesi gün yani o günkü akşam emirlerine dahil edilmiyor. Siz orada akşam seansı için kısmı da işaretlemeniz gerekiyor. Yeri gelmişken onu da ifade etmiş olalım. Yoksa normal emirler o günün akşam seansında sıfırlanıyor ve yeniden işleme giriliyor. Bu nedenle akşam seansı için burada emirlere dikkat etmek gerekiyor. Onu da belirtmiş olalım. Hocam işlemlerden türev işlemleri adı altında kesintiler yapılmaktadır ve bunlar kuruma göre neden değişim göstermekte. Burada aslında vadeli işlemlerde şu var. Bir, ödediğiniz komisyon var. İkincisi BSMV var. Üçüncüsü de Borsa İstanbul'un aldığı bir pay var yanlış hatırlamıyorsam. Sistemde değişiklik yoksa bu üç pay Evet. üzerinden bir ödeme gerçekleştiriliyor. Burada BSMV ve ya da Borsa İstanbul'un aldığı paylar bunlar zaten sabit paylar. Onun haricinde komisyon tutarları da kurumdan kuruma değil hesaptan hesaba bile değişiklik gösterebiliyor oradaki tutarlar. Biraz önceki soruyu düzeltelim. Yedik trader üzerinden iptale kadar geçerli ya da tarihli emir de girilebiliyor. Vade tarihine kadar geçerli şekilde girebilirler. Ama bu gepli açılışlarda birazcık sizin için mağduriyet oluşturabilir. Bilginiz olsun yani. İstediğiniz fiyattan kapanmayabilir emriniz. Farz edelim Viyop piyasası pazartesi ilk defa açılacak. Piyasada hiç kontrat yok. Ben hepsini almak istiyorum. Kaç adet toplam kontrat sayısı? Yani şöyle alamayacağınız kadar çok kontrat oluşabilir. Çünkü karşı tarafa da o kadar satıcı gelebilir. Yani orada bir vadede bir ürünün sizin hesap şeyiniz vardır. Limitler var bildiğim kadar hesap bazında bir vadede ulaşabilecek limitler ama onun dışında alıcı ise satıcı geldiği sürece piyasa açık ve orada ne kadar alıcı geliyorsa o kadar da satıcı gelebilir ve bu işlem gerçekleşir. Öyle bir kontrat limiti yok. Yani burada şey gibi düşünülüyor. Yani vade açıldı, bunun üstüne 100 tane kontrat açıldı, 100 kontrat işlem görüyor ama öyle bir durum söz konusu değil. Alıcı ve satıcı geldiği müddetçe burada fiyatlar gerçekleşebiliyor. Onunla ilgili bir sınırlama yok bildiğim kadarıyla. Evet. Takas bank nema faiz oranı nedir diye bir soru var. Bu takas bank tarafından günlük olarak değerlendiriliyor. Piyasa faiz oranlarını baz alınarak kendi değerleme oranları dahilinde takas bank belirliyor. Bu en son dünkü faiz oranı yanlış hatırlamıyorsam 9.45 brüt olarak gerçekleşti. Bu her gün gerçekleştiriyorlar. Her gün faiz oranları da değişiklik gösteriyor. Bir önceki gün 8.23'tü, 8.45'ti, 9.23 oldu, 9.45 oldu gibi. Günlük bazda kendi içerisinde değişiklik gösteriyor. Mesut Bey'in bir sorusu var. Yedik yatırım hizmetleri güzel ancak hem biz hem yok oranlarınız çok yüksek. Bu konuda kendinizi geliştirmeniz lazım diye düşünüyorum. BİST hizmetlerinde mükemmelsiniz demiş. Yani açıkçası biz sadece komisyon rekabeti üzerine discount aracı kurumluğu yapmıyoruz. Bürokratik hizmeti vermiyoruz. Yani o nedenle elbette burada verilen hizmetin de bir kalitesi olması gerekiyor. Sürdürülebilirliği olması gerekiyor. Ama Viyop konusunda da diğer konularda da rekabete açığız. Yani orada da elbette bazı konularda bizim de rekabet tarafımız söz konusu. Bence bu konuda yatırım uzmanlarıyla bir birebir görüşmenizde tavsiye var. Bence bir iletişime geçmeniz faydalı olabilir. Viyop konusunda hatta doğrudan burada Özkan'da referans verebiliriz. Onunla da görüşebilirsiniz belki de. Cep uygulamasında da koşul var mı? Evet var. Yedik Trader'ın cep uygulamasında da stop emirleri, şartlı emirleri yine girebiliyorsunuz uygulamada. Bu da mevcut. Orada da kullanım oldukça kolay. Yan tarafta grafikte de pozisyonunuzun yukarı mı aşağı mı stoplanacağına dair de güzel bir görsel de var. Oldukça kullanışlı Yedik Trader'ın cep versiyonunda. Orayı da tavsiye ederim. En azından demoyu kurup bir süre kullanabilirsiniz. Gerçekten kullanışlı ve diğer platformlara göre de hız avantajı olduğunu da söyleyebiliriz yani bu tarafta. Fatih Taş'ın bir sorusu var. X hissesi Mayıs vade satış opsiyonu var. Bunun kapatılması gereken vade sonu ne zaman olarak işlem görüyor? Ayın son işlem günü müdür diye. Yoksa son salı, çarşamba gibi bir belirli bir gün var mı diye. Her vadenin vade sonu durumu, vade sonu tarihi o ilgili vadenin son işlem günüdür. Yani bu bazen 30 oluyor, bazen 31, bazen 29'u Cuma Cumartesi'ne denk geldiği için son günler. Son işlem günü hangi günse vade o tarihte kapanır. Sözleşmeniz o tarihte uzlaşmaya gitmiş olur. Sonra
sorulara devam edelim. Nerede kaldık şu anda? Sorulara bakıyorum. Senin gördüğün sorular var mı? Kısa vadede alıp uzun vadede satma gibi çift işlem öneriliyor bazen. Hiç anlayamıyorum diye bir soru gelmiş. Bu tamamen biraz önce de bahsettiğimiz aslında vadeli fiyatın oluşmasını etkileyen unsurlar dahilinde gerçekleşiyor. Yani vadeli fiyatı belirleyen etkenlerden bir tanesi vade farkı, ikincisi temettü beklentisi. Ve bir fiyat hesaplıyorsunuz. Bu fiyat piyasa kaynaklı marjlar açılabiliyor, daralabiliyor. Ve burada arbitraj imkanı doğuyor. Eğer siz bu fiyatları iyi hesaplayabiliyorsanız ve bu farkları yakalayabiliyorsanız bu işlemleri yapmak son derece iyi getiriler elde etmenize imkan sağlayabilir. Bu sebeple de bu işlemler gerçekleştiriliyor. Genelde bu işlemleri algoritmalar ya da robotlar daha hızlı bir şekilde gerçekleştiriyorlar ve piyasanın dengeye gelmesini sağlıyorlar aslında. Viyop'la yeni ilgilenenler için neler önerebilirsiniz? İşte örneğin geçtiğimiz hafta bir Viyop eğitimi yaptık. Buradan başlanabilir. Sonrasında belki ufak bir teminat yatırarak ürünleri tek tek tanıma evresine geçirebilir. İşlem yaptığınız ürünü önce tanıma adına aldığınızda pozisyon büyüklüğünüz nedir? Kar zarar nasıl oluşuyor vesaire gibi çok minimum tutarlarda denemelerle işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Ve bu şekilde yavaş yavaş bir öğrenme süreci olabilir. Benim tavsiyem Viyop'ta hiç işlem yapmayan birinin doğrudan tüm teminatıyla Viyop'a gelmemesi. Bu bizi de üzüyor çünkü daha sonra hisse senedi yatırımcımız da Viyop tarafında kaybetme riskimiz olabiliyor. Bunu da önermiyoruz. Burada biraz daha piyasayı tanıma adına önce başlangıç olarak teminatların cüzi bir tutarının Viyop'a aktarılması ve burada bu işlemler öğrenildikten sonra peyderpey bir kısmının Viyop'a geçmesi yönünde. Elbette tüm paranızı Viyop'a getirin gibi bir şey söylemek çok riskli. Bunu da baştan ifade edeyim ama bir kısmıyla da Viyop'ta olmak size fırsat sağlayabilir. İkincisi de şu, yakın dönemde aslında herkes bu Viyop piyasasını kullanmak zorunda kalacak. Bunun sebebi de şu, şimdi hep hisse senetlerinde gepli açılış, gepli açılış onu konuşuyoruz. Ve neden oluyor? Amerika'da Fed bir faiz kararı alıyor, gepli açılış oluyor. İşte dolar pozisyonları gepli açılış oluyor, endeks gepli açılış oluyor vesaire. Şu an endekste akşam örneğin Fed bir karar verdi ve piyasayı 2000 puan etkileyecek. Bu fiyatlanmaya başladı. Belki şu an tam likidite ortamı oluşmadı. Tam 2000 puanı bir anda yansıtmıyor ama en azından bunun 1000 puanı, 1500 puanı fiyatlara akşam seansında yansıyor ve sabah boşlukla açılış pay vadeli görüyorsunuz. Şimdi yakında endeks vadeli görüyorsunuz. Yakında ne zaman olacağı daha net değil bildiğim kadarıyla ama pay vadeliler de akşam seansı başladığında bu sefer hisse senetleri akşam da bir şeyleri fiyatlamaya başlayacak belki. Yani bu sefer siz onu kaçırmama adına ilerleyen dönemde o işte hisselerde akşam da işlem yapma zorunluluğunuz doğacak. O nedenle şimdiden öğrenmekte fayda var. Çünkü açıldı dediğinde sizin öğrenmeye başlamanız bir süre zaman alacak. Alışmanız vesaire size orada ciddi bir dezavantaj oluşturacak. O nedenle şimdiden ufak bir tutarla da olsa Viyop'u takip etmek faydalı olabilir diyorum. Ve sorulara devam edelim hızlı bir şekilde. O noktada bir ekleme yapayım isterseniz. Bu akşam seansı ile alakalı. Akşam seansında şu an sadece endeksle işlem yapıyoruz ama bu tamamen bir tester gibi düşünmek lazım. Sadece endeks sözleşmelerinin olmasının dair olmasıyla birlikte bile toplam şeyin %10'una dair bir gelişim var orada, hacim var. Tamam. Ciddi anlamda bir ilgi var, alaka var. Ve Borsa İstanbul'dan aldığımız, yaptığımız toplantılarda da aldığımız bilgilerle dediğiniz gibi hisse senetlerinin gelmesi planlanıyor. Döviz kontratlarının, altın sözleşmelerinin yani akşam seansının geliştirilmesi mümkün ve hatta ilerleyen dönemlerde bu işlem saatlerinin uzatılması da söz konusu. O yüzden bir an önce bu tarafa adapte olmakta ciddi anlamda fayda var. Kenan Bey'in bir sorusu var. Kontrat vadesini kaçırırsak ne gibi bir sorunla karşılaşırız? Burada aslında kaçırma gibi bir şansınız yok. Nakdi uzlaşmaysa zaten kontratın vadesinde vade sonu uzlaşma fiyatı belirleniyor. Ve buna göre sizin kar ve zararınız hesabınıza otomatik olarak geçiyor ve ertesi gün hesabınız nakit pozisyonda oluyor. Yani tüm hesap kapanmış, o pozisyonlar kapanmış oluyor. Eğer örneğin hisse vadelerinde işlem yapıyorsanız da örneğin alım yönlü bir pozisyonunuz var. Vade kapandığınızda hisse hesabınıza, buna dikkat edin yani vadeli değil, hisse hesabınıza aldığınız pozisyonun karşılığı. Örneğin bir tane garanti pozisyonunuz vardı, 100 tane garanti hissesi hesabınıza hisse olarak geçiyor ve onun orada parası olması gerekiyor. Eğer yoksa tabii hisselerinizi satmanız gerekecek, temerrüde falan düşüyorsunuz.
Eğer short pozisyonunuz, yani kısa pozisyonunuz varsa da pozisyon yine otomatik kapanıyor ve hisse hesabınızda sanki 100 tane garanti açığa satmışsınız gibi görünüm oluşuyor. O nedenle vade sonunu kaçırma gibi bir şansınız yok. Spot piyasadaki cari hesabınızda bu hisse ya da açığa satış pozisyonu olarak gözüküyor ve sizin bu pozisyonu ya parayla ya işte hisseyle karşılamanız gerekiyor. Karşılamazsanız da temerrüt esasları devreye giriyor ve o şekilde aracı kurum pozisyonlarınızı tavsiye ediyor. Mustafa Bey'in bir sorusu var. Son zamanlarda spot fiyat ile vadeli fiyat arasında makas azaldı. Hatta bazı vadelilerde spot fiyatlar vadeliden daha düşük. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlar Bu mısınız da diye. biraz önce sen bahsetmiştin Aynen, biraz aslında. önce açıkladım. Açığa satış yasağının olması hisse senedi piyasasında. Düşüş yönde pozisyon alacak olanlar vadeli piyasaları değerlendiriyor. Bu da orada ekstra bir satış baskısı oluşturup vadeli fiyatların spot fiyata yatsınamasına ve hatta altına geçmesine sebebiyet oluyor. Ali Bey'in bir sorusu var. Vadeli piyasada işlem gören kontratların fiyat hareketleri dayanak varlıktan bağımsız hareket ettiği oluyor mu diye. Kısa vadede olabilir ama uzun vadede olmaz. Çünkü arbitrajcılar devreye girer ve o ayrışmayı çok kısa sürede algoritmik işlemler vesaire kapatır. O nedenle böyle bir ayrışma olmaz ama kısa vadede örneğin likidite eksikliğinden dolayı özellikle pay vadelilerde ya da diğer ürünlerde likiditesi düşük olan ürünlerde bu tarz ayrışmalar görebilirsiniz. Haluk Bey'in bir sorusu var. Bazı hisse fiyatları birbirine aynı ama takas teminatları birbirinden farklı. Mesela Akbank 125 lirayken Soda 55 lira gibi. Yani orada da o teminatları biraz daha Borsa İstanbul belirliyor. Buradaki volatilite vesaire gibi durumlar da dikkat alınıyor bildiğim kadarıyla. Spam parametresinde birçok parametre var. O parametreler dahilinde belirlenen teminatlar. Bunlar da dönem dönem güncelleniyor ve tekrar duyuruluyor. O Spam algoritmasının ürettiği teminatlar onlar. Detaylarında işte o volatilitesi vesairesi gibi birçok etken de devreye girebiliyor. Ertesi gün haber kaynaklı gap açılışlardan çok zarar ediyoruz. Nasıl korunabiliriz diye bir soru var. Yani Gap gap'li açılışa eğer piyasa kapalı oluyorsa belli dönem korunma şansınız çok fazla yok. Yani o riski taşıyorsunuz zaten. Orada ekstra bir korunma yöntemi yok açıkçası. Ahmet Kıvanç'ın bir sorusu var. VIOP 30 fiyatına alınan pozisyonlar mı yoksa BIST 30'un fiyatı mı belirler diye. BIST 30'un fiyatı belirler. Yani orada siz ne kadar pozisyon alıp yani kısa vadede ayrıştırabilirsiniz. Belki olması gerekenin 300-500 puan, 1000 puan üstüne götürebilirsiniz ama vade sonu geldiğinde spot 30 neyse uzlaşma fiyatı oradan hesaplanıyor. Vadeliği de o belirliyor. Yani o nedenle spot 30'dan ayrışacak bir fiyatlama yapabilmeniz mümkün değil orada uzun vadede. Geçen hafta eğitimi kaçırdık. Tekrarını bulabilir miyiz diye bir soru var. Bunu Gedik YouTube hesabımız Yatırım'ın da var. YouTube hesabından izleyebilirsiniz. Orada geçmiş diğer eğitimlerimizi de diğer ilgili piyasalarda, farklı piyasalardaki eğitimlerimizi de izleyebilirsiniz. Bayram Bey'in bir sorusu var. Viyop da ana para üzerinden zarar edebilir mi? Evet edebilirsiniz. Yani örneğin çok kötü bir şey oldu. Piyasa %10 eksi açıldı. Ya da dolar kontratlarında örneğin ya da altın kontratlarında kaldıraç daha yüksek. %6'lık, %7'lik bir gepli açılış oldu. Petrolde olduğu gibi. Bu durumda şeyden ana paranızdan daha fazla zarar etme durumunuz söz konusu olabilir ve FX işlemlerinden farklı olarak Viyop'ta bu zarardan ya da eksi bakiyeden sorumlusunuz. Onu da ifade etmiş olayım. Çetin Bey'in bir sorusu var. Yani ya da bir talebi var. Vadeli kontratı tek tuşla rollover yapma imkanı sağlamanızı rica ederim. Yani vade değiştirmeyi tek tuşla yapmak istediğini belirtiyor. Şimdi bununla ilgili Borsa İstanbul'un strateji emirleri var. Ama bunlar sadece 3 ürün için geçerli. Bunlar endeks kontratları, altın kontratı ve dolar kontratları. Bu 3 kontratta siz M2 ise M1 olan strateji emirleriyle birlikte sizin belirttiğiniz spread'i yazarak o spread piyasada gerçekleştiği, o koşul sağlandığı durumda direkt sizin vadenizi bir sonraki vadeye taşıyor. Orada siz spreadinizi yazdığınız zaman diğer kontratlara vade aktarımını gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Ama bunlar pay vadeli de şu an için yok. Sadece bu 3 kontratta var. Otomatik rollover şu an sadece bunda 3'ünde var. Sorulara devam edelim. Seni gördüğün sorular varsa. Ons altında stopaj yok değil mi diye bir soru var. Ons altında da stopaj var. Çünkü bir tarafı döviz bacaklı. Ons dolar olduğu için.
Döviz bacağı içine giren bütün ürünlerde stopaj var. Ons kontratında da işlem yaptığınızda karın %10'unu stopaj olarak ödersiniz. Bu arada yayınımız yaklaşık 1,5 saat oldu. Sizden ricam yeni soru yazmamanız. Mevcut sorulara hızlı bir şekilde cevap verelim. Özten sen de Ben hızlı hızlı sorulara hızlıca kursan aynen sevinirim. bakıyorum ve dönüyorum. Pay piyasalarında en volatil kontratlar hangileridir diye bir soru var. Burada en volatili olanlar Garanti, Akbank, Kardemir, Ereğli, Türk Hava Pegasus. Yolları, son dönemde Pegasus diyebiliriz. BİST gece seansı ilerleyen süreçte olacak mı? BİST gece akşam seansı şu an itibariyle hayatımıza girdi ve daha da genişleyerek devam etmesini bekliyoruz. Bir test denemeydi. Başarılı da oldu bence. Ve kontratlar da eklenerek burada daha güzel şeyleri göreceğimizi düşünüyorum. Gram altında stopaj var mı denmiş. Gram altında da stopaj var aynı şekilde. Sorulara sen devam et istersen biraz o sana tarafta. Endeks kontratında endeks ağırlığı olan hisseleri nasıl görebiliriz diye bir soru var. Efendim? Endeks kontratında endeks ağırlığı olan hisseleri nasıl görebiliriz diye bir soru Şöyle, var. kullandığınız platformlarda örneğin Matrix kullanıyorsanız ya da diğer platformları kullanıyorsanız betalarına baktığınızda orada size hisse endeks ağırlığı diye bir tablo sunuyor. Yani kullandığınız platformda bununla ilgili bölüm bulabilirsiniz. Yani hisselerin ağırlıkları nedir gibi bir şey var. Ya da detaya girdiğinizde hisse endeks ağırlığı diye bir bölüm oluyor. Oradan da yine görebilirsiniz. Yani kullandığınız platformlardan bunu takip edebilirsiniz. Yani BIST 30 içinde yer alan hisse senetlerini Gedik Trader üzerinde de baktığınız zaman endeks ağırlığı diye yazıyor içerisine girdiğiniz zaman. Oradan da temin edebilirsiniz. Yani bütün platformların içinde olan bir özellik. Yani oradan takip edebilirsiniz bu şekilde. Kaldıraç oranını nasıl hesaplarız diye bir soru var. Bu da şöyle aslında. Yani şu an mesela şuradan herhangi bir ürün aldınız. Mesela örneğin BIST 30 sözleşmesi aldınız. Teminat kaç lira? 1150 lira şu anda. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. 1150 50 lira. Sözleşme 115 bin örneğin şu anda fiyat. Bir sıfır attınız. Yani 11.500 TL pozisyon büyüklüğünüz oldu. Bunun için ödediğiniz teminat neydi? 1150 lira. Bu 15 bin lira ya da işte 11.500 lira bölü kullandığınız teminat 1150 lira sizin kaldıraç oranınızı veriyor. Örneğin dolarda işlem yaptınız. Bir kontrat 1000 dolar. Doların 7 lira olduğunu farz edin. 7 bin lira. Teminatınız kaç lira? 700 lira. 7 bin bölü 700, 10 kaldıraç var şeklinde. Yani pozisyon büyüklüğünüz bölü başlangıç teminatınız sizin kaldıracınızı veriyor olur. Burada kaldıraçlarda sabit bir kaldıraç yok. Aynı ürün içerisinde farklı vadelerde dahi fiyat değişimlerinden kaynaklı. Farklı vadelerde fiyatlar değişik olacağı için kaldıraç oranları kendi ürün içerisinde bile değişiklik göstermekte. Orada da Üzeri Bey'in söylediği gibi pozisyon büyüklüğü böyle teminat tutarı yaptığınız zaman kaldıraç oranını direkt bulabilirsiniz. Cevdet Bey'in bir sorusu var. X Bank'ta alım satım makası neden çok açık diye. X Bank çok işlem gören bir şey değil şu anda. Ondan kaynaklı, likidite eksikliğinden kaynaklı fiyat makas farkı gerçekleşiyor. Akşam seansında tüm kontratlar var mı diye bir soru var. Akşam seansında şu anda sadece endeks kontratları var. Endeks kontratları içerisinde de BIST 30 endeksi, bankacılık endeksi, banka dışı likiton, sinayi endeksi gibi 5-6 tane Banka endeksi var. vesaire. Herhalde birçok soruya cevap verdik. Gerçekten çok fazla soru geldi. Aradan soru kaçırmış da olabiliriz. Ama mümkün olduğu kadar ben de cevap vermeye çalıştım sorulara. Hatta bir ara soruları nerede kaldığımızı kaçırmaya başladım. Yani o akış hızından dolayı. Senin gözüne çarpan başka soru var mı Hasan? Yani dediğiniz gibi genel olarak genel itibariyle şu an tamamına yakınını cevaplamış durumdayız. Arada kaçanlar var tabii. Ya Paçal işlem elbette. önerir misiniz diye bir soru var. Ona siz Pardon. cevap verin. Paçal işlem önerir misiniz diye bir soru var. Şimdi şöyle, yani spot piyasada nasıl yapıyorsanız vadeli işlemlerde de paçal işlem yapabilirsiniz. Yani burada buna dikkat edin. Yani denenebilir ama burada sonuçta işleme girmeden önce hangi aralıkta alım yapacağınızı, nerede stop yapacağınızı ve nerede kar alma hedeflediğinizi de baştan belirlemeniz lazım.
Bununla birlikte opsiyon piyasasında kesinlikle paçal işlem önermem, onu söyleyeyim. Bunu, ya da varantlarda da keza aynı şekilde. Bu tarafta oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü burada zaman vade devreye girdiğinde çok ciddi kayıplar oluşabiliyor. Opsiyon ve varant piyasasında paçal çok riskli. Ama vadeli piyasalarda eğer stratejinizi baştan kurguladıysanız tek bir noktadan alım yapmak yerine belli bir aralıktan alım yapmak, bir ortalama oluşturmak pekala yapılabilir ve hatta faydalı da olabilir kanaatindeyim. Arbitraj konusunda eğitim vermeyi düşünüyor musunuz diye bir soru var. Arbitraj konusuna eğitim vermek çok detaylı bir durum. Ona yani. Yani arbitraja eğitimin yanında sistem de vermek gerekir. Aynen, Yani aynen. bunun için ciddi profesyonel platformlar söz konusu. Yani böyle arbitraj eğitimini aldım, hemen oturdum, arbitraj yapabildim. Mevcut piyasa koşullarında dediğim gibi algoritmalar, robotlar, işte otomatik alım satımlar bu kadar devredeyken bu çok mümkün olmayabilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Kontrat takaslarını incelemek için AKD'ye bakmak yeterli mi diye bir soru var. Şimdi vadeli kontratların takaslarını incelerken aynı zamanda hisse tarafını da incelemek lazım. Çünkü vadeli kontratlarda işlem yapan kişilerin çoğu aynı işlemin tam tersini spot tarafta da yaptığı için orada birbiriyle mukayeseli bakmak lazım ki doğru sonuç alabilirsiniz. Yoksa yanlış, yanıltıcı bilgiler elde edinebilirsiniz orada. Herhalde tüm sorulara cevap vermiş olduk Özhan böylece. Evet. Yani arada kaçanlar olmuştur. Yani kimse kusurumuza bakmasın, affolsun. Ama sonuçta vadeli işlem departmanında biz de Gedik Yatırım'da her zaman oradayız. Herhangi bir sorunuz olursa bize çeşitli platformlardan, mail adreslerimizden vesaire ulaşmanız mümkün. Yine bu konulardaki sorularınızı da bize dediğim gibi her zaman iletebilirsiniz. Yorum kısmında yer alan linkten de aklınıza takılan sorular varsa ve bize ulaşmak istiyorsanız oradan da erişebilirsiniz. Evet, yani bu tarafı değerlendirebilirsiniz. Burada dediğim gibi arkadaşlarımız size zaten dönecektir en kısa sürede. Ağzına sağlık Ösa. Keyifli bir yayın oldu benim Benim için. İnşallah senin için de öyle olmuştur. için de öyle oldu. Umarım izleyenler için de faydalı bir durum olmuştur. Faydalı bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Elimizden geldiğince cevapladık. Soruları kaçırmamaya çalıştık ama her ne kadar bu kadar emek sarf etsek de aradan kaçanlar olmuş olabilir. Sorularına cevap veremediklerimiz varsa da bir sonraki eğitimde inşallah onları da telafi etmeye çalışırız diyelim. İnşallah. Ben herkese katılım için teşekkür ediyorum. Oruç tutanlardan da Allah hoşlarını kabul etsin. Ramazan ayındayız. Tekrar bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Herkese sağlık günler. Katılmanız için ben de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.